bu itirafları konuşacak. Canlı yayın bitti. Zeynep, Aysel ve kocası İsmail ile ilgili her şeyi itiraf etti. Gel en baştan konuşalım. Meydanda tanışmadık. Biriyle tanıştım. Bir kadın var, seni onun yanına götüreyim, çalış. Kadın senin bedeninden para kazanacaklar. Dedim ki ben yapmak istemiyorum bu işi. İsmail abi, evet. Aysel abla, oğlu. Patron kim? Aysel abla patron. Kadının çocukla fotoğraflarını çekiyorlar, atıyorlar. Biz bu işte çalışıyoruz. Ki ben bakıcıyım. Hayır. Bir tane telefonu var. Hı-hı. O telefon iş telefonu. İçinde bir sürü numara var. Beni de zaten telefonun başına koyacaktı. 10 bin liralık işte sigortalı gözüküyorum 3 aylık. Nasıl benim üzerime mesela 200 mü, 300 mü öyle bir şey çekeceklerdi. Sonra öğrendim ki meğerse bunlar parayı alıp beni kovacaklarmış. Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar. Kocası Okan'ı bıraktı, akrabası Alper'e kaçtı. Karı koca stüdyoda yüzleşti. Kaç yıldır ilişkiniz var Alper Vural'la? Ben köydeydim, köyde konuşmaya başladı. 1,5-2 yıl olmak üzere buna. Bugün konuşulmayanlar konuşulacak. Büyük yüzleşmede ikinci perde. 12 Şubat'ta neden kaçtınız? Ben de boşanmak istiyordum. Onun da bir çocuğu var, benim de bir çocuğum var. Hani ayrılamıyorduk. Bana bak, bana sen bittin benim için. Bittin, istemiyorum seni. Sen de bittin benim için. Şimdi Esra Erol'da. Zeynep tüm gerçekleri anlattı. Kadın ticaretiyle uğraşan çetenin başında Aysel ve kocası İsmail var dedi. Onu fuhuşa sürüklemek, Zeynep, teşvik etmek konusunda. Halil denen şahıs abla dedi, ben sana dedi bir kız getireceğim. Dedi ki abla ben bundan haftalık 700 alacağım. Sen kimsin ki? Sen beraber patron musun? Ben bu işi yapmıyordum. Sen bu işi yaptın, yalan söyleme. Aysel Hanım siz ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ben de ama iyi biliyorum. Sadece beklemediğiniz şey Zeynep'in her şeyi bu kadar net anlatması. Canlı yayından sonra Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil'le ilgili son dakika gelişmesi. Üçüncü eşin Latif'le barışmak mı istiyorsun? Eşimle barışmaya diye geldim ama gerekirse birdenbire boşanalım. Barışabilirsem barışacağım. Sığınacak hiçbir yerim yok. Yalan söyleyin. Kardeşleri var, iki de annesi var. Kıskançlık krizleri. İnsanlarda kusur aramaktan ziyade kusurunu kapıp yeni bir hayat, yeni bir sayfa dedim ya. Ben onun sesine aşık oldum, kendine değil. Ben kıskanç bir insanım ya. Ben de kıskanç bir kadınım. Akıl almaz bir ilişki. Beni güzel bakıyor diye bir arsa aldım hediye. 15 milyar aldı, bana 20 milyar imza attırdı. Oyuna getirdi bu beni. Ve ihanet iddiaları. Aşıkmış buna, mesaj atmış. Benim arabam var, ben seni gezdireyim biraz, tozdurayım biraz. Barışacaklar mı? Ben boşanmak istemiyorum, ben ayrılmak için evlenmedim. Ayrılacaklar mı? Boşanmak istiyorum. Latif ve Şenur'un son kararı. Bıktım artık yani, boşanacaksa da boşansın. Maddi manevi tazminatımı versin. Şimdi ayrılsın madem. Şimdi Esra Erol'da. Sosyal medyada tanıştığım ve yüzünü hiç görmediğim Fikret Yıldız tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldım. Yüzünü hiç görmediği Fikret'e evlilik vaadiyle 100 bin lira verdi. Beyaz bir arabam vardı. Ona Beyaz Kelebeğim adını vermiştim. Bunu her şeyden çok seviyordum. Beyaz Kelebeğimi benden aldı. Beyaz Kelebeğim dediği, canından çok sevdiği arabasını sattı. Fikret sana inandım, Beyaz Kelebeğimi senin için sattım. Ama sen bana çok büyük bir kazık attın. Birgül Hanım'ın başına gelenlere inanamayacaksınız. Sen beni ne yaptın, kandırdın, yazıklar olsun. Neredeysen çık ortaya, bırakmayacağım peşini. Ne pahasına olursa olsun her şekilde seni bulacağım. Ne şekilde olursa olsun benim arabamı geri ver bana. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Ben azimli, hırslı bir kadınım. Şimdi Esra Erol'da. Tüm bu olanlardan sonra hala onlarla gitmeyi düşünüyor musun? Ha? Evet. Gerçekten mi? Canlı yayın bitti. Kızının başına gelenlere daha fazla dayanamadı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. Zeynep'in annesi Gülcün Hasan'ınla ilgili son dakika gelişmesi. Eşim Emine Ertekin 11 Aralık günü iş yerinden fatura ödeyeceğim diye çıkıyor. Bir daha haber alamıyoruz. Karısı Emine işe gidiyorum diye evden çıktı. Aradan 2 ay geçiyor. Eşim eve geliyor. Çocukları annemden alıp tekrar kayboluyor. Şu an kendisinden hiçbir şekilde haber alamıyorum. 2 çocuğunu da aldı. Abdullah Sarıbaş'a kaçtı. Emine neredesin? Çocuklarımı da özledim, seni de özledim. Lütfen yuvana dön. Mahmut Bey'in isyanı. Çocuklarımızı
Kimsenin ellerine baktırma. Hayatlarından endişe ediyorum. Lütfen çocuklarını al dön. Şimdi Esra Erol'da. Çığlıklarımızı duymasanız hiç kimse duymuyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler. Sen arada sırada uğra bana, o vardayım diye kıyma bana. Bir klip bir ardayım uyma bana, oyuna gelme aman 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 aman. Hoş geldiniz, iyi seyirler ATV ekranlarından. Ekran başındaki seyircilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz, güzel bir yayın olması dileğiyle. Sizler de Sürüte'ye hoş geldiniz. Neşeniz, enerjiniz her daim. Daima olsun sevgili seyirciler, başlayacağız programa. Bakalım bu kapıdan içeri kimler girecek, hangi dertlerle, hangi sorunlarla, hangi çözülmez sandıkları sorunlarla kapımızdan içeri girecekler ve buradan nasıl ayrılacaklar? Benim en büyük temennim biliyorsunuz o sonuca gitmek, o çözümü üretmek. Konuklarımdan ilkini davet edeceğim. Birgül Aydın Çakır geliyor. Diyoruz ya, bu sosyal medya hayatımızla yatağımızın içine kadar girdi. Artık dışarı çıkmaya bile gerek yok yani. Her şey o telefonla, o internetle, o dijital dünyayla evimize geliyor, kapımıza geliyor. Sürekli bizimle, yani sadece bir tıkla istiyor olmamız yeterli, değil mi? İnternetten alışveriş yapıyoruz ama bazen internetten hayat arkadaşımızı da arıyoruz. Ne oldu? Evet dedi arkadan. Şimdi Birgül Hanım çok uzun yıllardır bekar olan bir kadın, diyor ki bir de ben deneyeyim şunu ya. Bir evlilik sitesine giriyor, oradan bir beyefendiyle tanışıyor, diyor işte aradığım kişi bu, hayalimdeki erkek bu. Çünkü sanal dünya gerçekten sanal bir kimlik oluşturuyor. Konuşmaya başlıyor. Önce yazışıyor, sonra konuşuyor, sonra görüntülü konuşuyor ve artık ilişki başlamış oluyor ve vaatlerde bulunuyor. Ve sonra karşı taraf diyor ki seni çok seviyorum ama seninle olmam için borcumu ödemem lazım. Olur mu diyor sanal aşkım. Senin için canım ciğerim olan, kapımda bekleyen, beyaz kelebeğim dediğim arabamı satarım diyor. Arabasını satıyor, araba da gidiyor, para da. Buyursunlar. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Yazışmalar, bilmem ne. Ama biz kadınlar sesimiz oldunuz. Allah 100.000 kere razı olsun. Her daim hoş geldiniz. Size minnettarız. Yaptım bir hata. Meleğim, kelebeğim gitti. Çok büyük bir hata yaptım. Bunu biliyorum, farkındayım. Ben hayat arkadaşı... Meleğiniz ve kelebeğiniz arabanızdı. Beyaz bir araçmış. Evet. Öyle mi seviyordunuz aracınızı? Evet, evet. Çocuklarıma bile kimseye vermiyordum arabamı, o derece. Yani yalnız kalınca eşimden yılların biriktirdiğim paramı ona yatırdım. Her şeyin tatil yaptım ve bir şey yaptım. Yeter ki bir arabam olsun. 35 yaşında okuma yazmayı öğrendim. Ehliyet aldım. Helal olsun. Evet, arabamı aldım. 30 yıllık evliliğim bitti, ondan sonra onun mücadelesini, sonra bu olay başıma geldi. Bu insana kendini bana önce güvendirdi ama asla ve asla biz kadınlar, ben hele kendimi nasıl güvendim anlamıyorum, çözemiyorum kendimi hala. O bir anki hala. Boşluk mu acaba? Aynen öyle. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim, 13-56 yaşındasınız, 13 evet. yıldır da bekar evet. mısınız? 3 tane de çocuğunuz var, Allah bağışlasın. Amin, cümlemiz. Tek başınıza bir hayat kurdunuz, o kurduğunuz hayatta okumayı söktünüz, ehliyet aldınız, şey, arabanızı şey. Aldınız. Aslında yalnız ve bekar bir kadın olarak keyfiniz,
sıhhatiniz, her şeyiniz yerindeydi. Yerinde, çok şükür. Sonra insan bir dönüp baktığında ne kadar o beyaz kelebek dört tekerlekli evet. de olsa o gönlü doyurmuyor. Evet, değil mi? Evet. İnsan bir tatlı böyle... ses istiyorsunuz, ha? Bir tatlı ses istiyorsunuz, bir gireriz, bir beraber bir kahve içelim, bir beraber tatil yapalım. Başka bir beklentimiz belli bir yaştan şimdi, sonra yok bu. Olmayan Esra bu Hanım. Hayali kuruyor. Evet. Şimdi ben buradaki hanımefendileri de sormak istiyorum. Evet. Şimdi çok uzun yıllardır evli olanlar da var. Evet. O tatlı sözü duyuyor muyuz? Hayır. Ha? Evet. O karşılıklı kahveyi beraber içiyor muyuz? Maalesef. Şimdi hayat mücadelesi. Herkes bir şeyden dert yanıyor. Ama aynen. hayalini kurmak, onu düşünmek bile insanı motive ediyor. Ve siz diyorsunuz ki benim böyle birine ihtiyacım var. Ben gireyim şu sanal dünyaya. Aynen. Kocaman bir. Girmez olaydım. Tanımaz ha? olaydım, girmez olaydım. Benim kalbimin yarısını aldı. Benim arabam, benim çocuğum gibiydi çocuklarımdan sonra. Çok yaralıyım Bezra Hanım. Yani kalbimin yarısı yok gibi yani. Yani içim acıyor. Yani, kalbim yanıyor. Tanıştığınız kişinin, tanıştığınız kişi ilişkinizin bitmesi sizi bu kadar yaralamıyor. Arabanızın gitmiş tabii, olması sizi tabii, bu kadar yaralıyor. Yıllardır birikimim. Yıllardır birikimim çocuklarımdan sakladığım haberleri olmuyordu. Hiç kimsenin haberi yoktu. Yıllar yani 30 yıl biriktirdim ben o parayı. Şimdi şu fotoğrafa baktığınızda internet evlilik sitesine kaydoluyorsunuz değil evet. mi? Bir anlatır mısınız? Ben oraya merhaba merhaba işte. İyi oldunuz. Evet ondan sonra konuştuk. Sonra işte. Nasıl tanıttı? Adı neydi internette? İnternette ismi şahs... Yılmaz olarak, Yılmaz soyadı Yılmaz olaraktı. Meğer Yıldız'mış soyadı. Hayır hayır, siz kendini, şimdi gerçekte ismi Fikret Yıldız, söz hakkı, cevap hakkı vardır. Size kendini hangi isim ve soy isimle tanıttı? Yılmaz diye tanıttı, Fikret Yılmaz diye tanıttı. Ben dedi Fikret Yılmaz'ım. Evet. Kaç yaşındaymış? 45 yaşındayım dedi, bekarım dedi, işte hiç kimsem yok dedi, yalnızım dedi. Bana dedi hani yoldaş olur musun dedi. Ben de dedim sizin yalnız... Sizin gibi başından bir evlilik geçmiş evet, mi? Evet, geçmiş, o da evlenmiş, ayrılmış. Nerede yaşıyormuş? İzmir, şeyde, Bodrum'da yaşıyor, Muğla'da. Bunlar o internette, evet, tanıştığı evet. sitede size verdi. Bekar olması, evet, 45 evet, yaşında evet. Fikret Aldık Yılmaz olarak. Yalan. Hı hı. Ama ben görmüyorum şey evli olduğunu, ben... Hiç daha evli şey... olduğunu bilmiyorsunuz. Karşınıza bir evet. adam çıkıyor. Diyor ki ben bekarım. Senin Aha. gibi yalnızım. Senin geçtiğin yollardan geçtim. Senin evet. gibi aşkı arıyorum, mutluluğu arıyorum. Güveneceğim bir kadına ihtiyacım Palavra. Var diyor. Siz bu konuda dürüst ve netsiniz. Ben dürüstüm. Ama karşınızdaki insan... Sahtekar. Sahte bir kimlik ve profil evet. oluşturarak sizin... kalbinizi kazanıyor. Aynen Esra Hanım kim bilir benim gibi kaç kişiyi de dolandırdı. Eşine kızım ulaştı. Eşi diyormuş ki ben uğraşamam ondan. Ne Oraya daha gelmedim. Görsün. Tanıştınız bu Fikret size neler yazıyor? Yani onunla o siteden çıkıp telefon numaranızı verip görüntülü konuşma sürecinde nasıl kalbinizi kazandı? Ya işte şöyle yaşatacağım seni, böyle yaşatacağım seni işte. Şurada oturtturacağım seni, işte hizmetçi tutacağım sana. Yok bilmem ne tutacağım. Böyle çok büyük vaatler veriyor. Ben dedim öyle mütevazi bir aileyim. Maddi vaatler tabii, mi? Tabii tabii. Ben dedim o kadara gerek yok. Yani ben mütevazi bir aileyim zaten. Çekirdek bir aileyiz Esra Hanım. Mütevazi bir aileyim. Çocuklarım, torunlarım. Şimdi onlara adadım kendimi zaten. Torunlarım var iki tane. Hayır şimdi mesela ilk tanışmada ama... merhaba Birgül. Sen bekarsın, ben bekarım, seni yaşatacağım, sana şöyle bir evet, hayat evet. sunacağım mı dedi? Yoksa size sen arabana beyaz kelebeğim diyorsun ama benim bu dünyadaki kelebeğim sensin mi dedi? Diyor muydu size ya, öyle güzel yok, sözler? Öyle ki güzel sözler söylemiyordu tabii ha, ki maddi de. Maddi vaatler. Maddi şeyler. O zaman sizi cezbeden bu. Çalışıyordu zaten cezbeden. Yok hani maddi anlamda dedi işte Bodrum'da farklı bir yerde yaşamam. Benim Hı-hı. açımdan hani farklı bir insanlarla görüşmem. Yanıma bir arkadaş, dost, hani bir yoldaş diye o düşündüm. O vaatler olmasaydı yalnızca Fikret Bey'in kişiliği olsaydı. Yine kabul eder miydiniz? Falan bilmiyorum Hülya Hanım. Kişiliğini yani de tanımıyorum. Bir, hani Bodrum'da size bir takım şeyler, yaşam standartınızın da evlilikle birlikte yüksek olacağını vaat ediyor ya. Arsalar, yeni arabalar. İşte belki de onlara mı kandım? Onlara mı inandım? Nasıl Hı. inandım? Ben çözemiyorum. Ben kimseye inanmam duygusal çünkü. Duygusal boyutta sizi nasıl ikna etti?
Ya işte ya alacağız dedi, şey araba alacağım ben sana. Kız şimdi... bırak maddi demiyorum, duygusal. Duygusal. Sen benim kelebeğimsin, sen benim meleğimsin, seni başımın tacı ederim. Her sabah ne bileyim emojili öpücükler tık tık böyle. İşte aynen öyle, öyle öyle. Duygusal şey, bir şey var. Duygusal şeyler işte canım cicim diyordu o kadar, öyle fazla bir şey de bu arada söylemiyordu zaten. Güzel şeyler söylemiyordu yo, ama öyle bir... daha önemli vaatlerde bulunuyor. Evet, para, pul evet, ve... evet. Evet, iyi bir hayat garanti ediyor. Garanti. Şimdi bu arada ekran başındaki seyircilerimize de sormak istiyorum. Esrar Oda ATV hesabında karşınıza bir anket gelecek. Bu ankette de sorumuz şu. İnternetten tanıştığınız, aşık olduğunuz biri için arabanızı satar mısınız? Tabii asla. Ki duygusal boyutta bir ilişki işte yandığım olması için gerekiyor. Asla. Peki 15 gün görüntülü görüşme... size gelecekle ilgili şu anki standartlarınızdan daha yüksek standartlarda evet. bir hayat vaadi. Evet. Vaadinde bulunuyor ve sonra sizden borç parayı nasıl istiyor? Şey diyor, arabayı diyor şu an diyor sat diyor. Ben diyor altına sıfır araba çekeceğim diyor. İşte falan yerde arsa var diyor, orayı diyor alacağım diyor. Sen diyor Bodrum'a geldiğin zaman senin üstüne yapacağım diyor. Falan filan sözde İstanbul'a gelecek. Benim altıma araba çekecek. Neyse ben arabayı gidiyorum. Gülcüm, şimdi duygusal internette tanıştın, duygusal ilişki kurduğun bir adamla konuşurken bir anda senden borç para istiyor değil mi? İşte, şimdi borç mu istedi yoksa ya senin şu altındaki araba 50-60 bin liralık araba sen onu ver bana ben sana sıfır araba göndereyim mi dedi. Nasıl oldu bu iş? Ya şimdilik dedi onu sat dedi, yarın dedi daha iyisini alacağım sana, bana dedi falan bir yerden dedi para gelecek dedi. Hı hı. 99 milyar dedi işte 100 milyara yakın dedi. Benim dedi işte arabalarım var dedi, işte ben büyük işler yapıyorum dedi, ben emlak şey müteahhitim dedi bilmem ne. Halbuki normal bir vatandaş, bir yerde çalışan bir işçi, hı hı. çıktı. Araştırdıktan sonra öyle. Ağlıyor muydu bu parayı arabanızı satmanızı isterken? Ya o mu? Evet. Yani yok. Hiç öyle hani işte, ver diyordu işte yapalım diyordu. Şunu yapacağız, bunu yaparız, şunu ederiz. Öyle diye beni ikna etti. Hmm. Ben de tabii öyle borç inandım. Borç istemedi yani sizden. Borç olarak ben... yani tabii ki borç olarak gibi bir nevi oluyor. Ama sonra bir de diyor ki göndereceğim diyor, şimdi alacağım diyor. Parayı da vereceğim diyor. Araba da alacağım sana diyor. Söz diyor sonra parayı vermiyor. Parayı sizden nasıl istedi? İşte bugün dedi gönder dedi bana şu kadar Mevla'yı dedi. İşte yılbaşından sonra dedi benim dedi şu kadar param gelecek dedi. Ben dedi yılbaşından sonra hem o arsayı alacağım dedi hem dedi altına araba çekeceğim dedi. Siz aslında iş mi, ticaret mi yapacaktınız? İşte yani öyle gibi hani. Otur atın. Evet, ticaret gibiydi aslında. Değil yani, mi? Yani hani belki hani dedim kazanırım dedim belki. Evlilik ne zaman ama olacaktı? Ben... O konuda böyle ileriye dönük bir plan var mıydı? Şu borç kapansın. Yani siz de Bodrum'da arsa alınmışsın mı dediniz? Nasıl şey yaptınız? Ya arsa işte arsa alırız dedi. Ondan sonra yılbaşından sonra satarız dedi. Ondan evlilik sonra ne zaman daha olacaktı? Çok işte oraya gidip ondan sonra olacaktı evlilik. Hani konuşuyor muydunuz tanıyacaktık. Hani? Böyle bir tarih var mıydı ya bir yok, Bodrum'da? Yok tarih falan yoktu. Kır düğünü yaparız, şöyle yo, düğün yaparız. Yok Esra Hanım öyle bir şey bu hiç yoktu. Kişiye, ama aslında adam beni dolandırıyormuş da ben farkında değilmişim. Arabanızı sizden istedi, siz arabanızı sattınız. Evet. Parayı kime gönderdiniz? Parayı onun üvey oğlunun üzerine çektirdi, karta yattırttırdı kimin bana. Kimin hesabına yatırdınız, isim nedir? İsim neydi çocuğun adı? Ahmet... Ali Demir, Ali Demir isminde Ali Demir. Biri var. Evet, Ali Demir. Ali Demir'in hesabına yatırdınız. Bu Ali Demir'in kim olduğunu, neye olduğunu, neden ben bu hesap senin değil de onun hesabına yatırıyorum diye sordunuz mu? Sordum mu? O şey dedi, oğlum dedi. Yani kaç para verdiniz oğlum. Hesaba 30 bir gönderdim, 15 bir gönderdim. 55 bin TL. 45 de evet. Ha, 45 bin TL gönderdiniz. Parayı gönderdiniz. Sonra ondan sonra bu kıvırmaya başladı. Beni iptal etti, engelledi telefonlardan hı hı. her yerden. Ondan sonra çocuklarım girdi araya, oğlum girdi, kızım girdi devreye ondan görüşmek için. Adam hiç bana bir şey olmamış gibi, bana bir şey yapılmamış gibi. Annesinin sen annesini dolandırıyorsun. Tabii ki çocuğum bunu soruşturacak. Tabii ki soruşturacak. Bir kere bu adam size kendini bekar olarak tanıttı. Evet. Bekar mı? Değil, evli.
Kaç çocuğu var? Bir oğlu bu kadından var, yeni evlendiği kadından. Bir oğlu da öbür kadından var. İki tane çocuğu var. İki tane çocuğu var. Aslında bekar olarak tanıtan bu adam evli. 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 İki çocuk sahibi. Şok oldum ve sizinle zaten evlenmek için tanışıyor. Yani. Aynı zamanda aranızda bir takım da para alışverişleri oluyor. Evet. Ben iş sahibiyim. İş yerlerim var diyor ama evet, bunların hepsi yalan. Doğru çıkmıyor. Yalan çıkıyor. Yalan. Kızınız Burç'e telefon attığında. Burç'e merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, sağ olsun, nasılsınız? Kaç yaşındasın Burç'e? Ben 27 yaşındayım. 27, şimdi evet, ben hep şey derim, çocuklar, anneler çocuklarına çocuk olduğunu hissettirir, onları korumaya başlar. Sonra çocuklar evet, büyüyünce annelik babalık yaparlar, ailelerini, evet, anne ve babalarını korurlar. Annenin hayatına... Biz de korumaya çalışıyoruz ama olabiliyor herhalde böyle şeyler. Annenin hayatına bir adam giriyor. Evet. Ve onunla beraber çok sevdiği arabasını kaybediyor, bu kişiye veriyor. Siz bu olayı doğru nasıl öğrendiniz? Kim, yani anneniz bu durumu size nasıl anlattı? Öncesinde bilginiz tabii, var mıydı? Tabii. Şöyle anlatayım. Ben normalde de bu olay başımıza geldiğinde bir evlilik yaşadım, Bursa'ya yerleştim. Ardından biz annemle tabii çok fazla görüşememe durumumuz söz konusu oldu. Eskiden daha böyle yanında olduğum için her şeyine hakimiyetim vardı. Ardından bir gün annemle konuşurken bana dedi ki ben birisiyle dedi tanıştım dedi. Resim attı bana kendisi. Aa dedim anne hani evet resim attığımda hatta böyle bir resim vardı. İşte annem de işte şöyle iyi iş sahibiymiş. İşte budur şudur hani beni yanına almak istiyor hani gelecekle ilgili dedi kendisi. Anne dedim tanıyabilirsin neticede hiçbir şey için acele etmeye gerek yok. Ardından şöyle bir durum söz konusu oldu. Annem o sırada bir gün sonra bana arabayı satmaktan bahsetti. Ben de kendisine dedim ki araba kendisi çünkü çok değerli. Yani annem benim geç okuma yazma öğrendi. Ardından ehliyeti almak için çok uğraştı. İkinci dosyasını yazacak. Hep bir heves hayalleri olmuş oldu sonrasında babamla ilişkileri bittikten sonra. Ardından dedim ki anne bak arabayı satalım ama önce yerine bir araba bulalım. Ondan sonra arabayı neden satacağını size söyledi mi kızım? Arabayı başta söylemedi. Yok işte söylemedi. Orada zaten olayın ben hani böyle şeyini algılamaya başladım. Çünkü ilk başta söylemedi. Yani araba bulmanın araba satmayacağını biliyorum. Arabası çok kıymetli olduğu için. Bana ardından ağzından kaçırdı bir gün sonra yine. Ya biliyor musun bunlar 3 gün üst üste arayla oldu. Ya evet, dedi işte dedi bu dedi tanıştığım kişiyle dedi işte şey yapacağız dedi. Doğru değil abla. Satacağız dedi arabayı ben ona göndereceğim dedi. Arsa alacağız dedi ben de oraya gideceğim dedi. Anne dedim saçmalama böyle bir şey evet, söz konusu olamaz daha yeni tanımışsın. İn mi cin mi yanında değilim evet, gelemiyorum gidemiyorum hani kimdir nedir ne değildir diye ben ardından kendisine Facebook'a baktım bu kişinin şahsı evet, kendi konuştuğu sayfasına hatta baktığımda arkadaşlarımda hiçbir tane hani soy isim benzerliği yoktu evet, anneme tekrar hani arıyorum söylüyorum diyorum ki anne bak bu kişi dedim kendi ailesinden hiç kimse yok Facebook'unda hiçbir durum söz konusu değil yapma etme görüşme dedim. Hatta bu beyefendinin kendisine ben mesaj attım. Bak bu da çok önemli. Daha arabayı satmaktan bahsettiğinde evet, kızını sizi çok uyarıyor. Evet, evet. Yani diyor ki anne evet, bak burada bir problem var. Bu adam sanki bir evet, şeyleri saklıyor gibi. Evet, doğru hocam. Ama siz yine de kızınızı evet, dinlemiyorsunuz. Demedim, evet, evet devam edin Burç'e. Dinlemedi evet. Maalesef dinlemedi. Aynen. Çünkü ben hissetmiş gibi baktım. Kendisine annene söyledim. Hatta beyefendiye mesaj attım. Dedim ki merhabalar işte hani Şikret Bey. Ben konuştuğumuz bayan Birgül'ün kızıyım. Müsait olduğunuzda bana numaranızı gönderin. Ben size iletişime geçmek istiyorum dedim. Sonrasında bana dönüş yaptı kendisi. Ve aradım. Dedim ki siz dedim evet tanışmış olabilirsiniz. Sohbetiniz de olabilir. Ama dedim bir şey duydum. Araba satıp arsa alacakmışsınız. Böyle bir şey hakkınız yok dedim. Evet. Sonuçta siz gelmeyeceksiniz, gitmeyeceksiniz. Sağ olsun çocuklarım çok iyi esrarım. Şey Allah razı olsun. Çocuklardan Allah razı olsun. Siz bile bile şey evet, yani kendinizi... Bile, bile bile nades oldu. Aynen. Bile bile nades oldu. Ben bunu dedikten sonra beyefendi annem agitasyon yapıyor bu sefer. Size mi yapıyor? Yok anneme. Annem benimle ama konuşmayı evet, kesti o gün. Sen beni rezil ettin.
Sen işte adama nasıl mesaj atarsın? Benim telefonlarım açmamaya başladı. Hmm. Ya annemin de biliyorum ki biraz psikolojik duygusallığın yani geçmişte yaşadığı şeylerden kaynaklı aslında. Yani ben o yüzden hiçbir zaman suçlamadım. Ben açıkçası daha doğrusu şunu da söyleyeyim. Biz parasında da değiliz. Ama bu tarz sebeplerden dolayı kimsenin canı yanmasın. Evet. İnsanların duygusunu sömürmesinler. Aynen. Yani ben hani ondayım. Çünkü eminim bunu benim anneme yapan kişi. Anneniz çok şanslı bir kadın aslında. Yani çok akıllı, bilinçli, olayı kontrol eden... Ve annesini korumak isteyen evlatları varken ben şimdi bir annene sormak istiyorum. Seni evlatların bu kadar koruyup sana aslında gerçek resmi gösterdiklerinde sen bu adama niçin bile bile paranı gönderdin? Bilmiyorum. Daha iyi bir arsa sahibi bak şimdi siz bu adamla ticaret mi yapıyordunuz gönül ilişkisi mi yaşıyordunuz? Çözemedim Esra Hanım. Bir gülcüm. Onu mu? Onu şimdi karşına bir adam çıkar o adamı kaybetmemek için bu parayı gönderirsin. Yani aşık da olmadım, sevmedim de neyini seveyim şunun ya? Ne bileyim nasıl oldum? Neyini nasıl... sevmediğin adamla niye yazışıyorsun o nasıl zaman? Nasıl oldum, nasıl yaptım bilemiyorum Esra Hanım. Gerçekten beni bağladı mı, büyüledi mi ne etti bilemiyorum. Görüntülü büyüledi. Herhalde. Aşık değilsin. Değilim. Yani sevgilim, aşk böceklerim, canımlarım yok. Yok Esra Hanım, hayatım yok, siz Asra. Evlilik sitesinde tanışıyorsunuz. Evet. İkiniz o kendini bekir olarak... Ya siz ben niye yazıştınız? Tanımadan onu nasıl ben evleneyim ki? 30 yıllık ama tanımadığın adama niye arabanı satıp gönderiyorsun? Aynen öyle Esra Hanım. Haklısınız. Yani nasıl yaptım? Aşık olmadın, tanımadın. Evet. Niye evlendin? Aynen öyle Esra Hanım nasıl yaptın? Niye parayı gönderdin o zaman? Nasıl bağladı beni? Nasıl kandırdı bak beni? Bak şimdi bağlaması ya aşkla bağlar ya der ki 3 yatır 5 kazan. 3 yatır 10 belki kazan. Belki de öyle kandım. Belki de ona kandım bilmiyorum yani o fikre kandım hani diyebilirim. Hani para kazanmak amaçlı. Belki de öyle. Ticaret yaparsınız ne bileyim ki. Belki öyle düşündüm belki. Yani Esra o zaman Hanım, yani şöyle düşünelim. Meleğe yani tabii ki acı o meleğe mi kelebeğe mi nasıl başka satabilirdim? Belki de öyle düşündü kafa bilmiyorum. Nasıl sattırdı yani senden bir para istiyor değil evet, mi? Evet şimdi o para 180 milyar o araba. Hayatım. Senden bir para istiyor. Sen o parayı gönderemeyince mi arabayı sattın? Yoksa hedef direkt araba mıydı? Arabayı hedefledi işte. Arabam var. Allah'tan Esra Hanım gelip evim var. İstanbul'a gelip de imza almadı. İmza alıp da evlerimden olurdum. Onun bir şey yapmasına gerek yok ya hayatım. Sen teslim olmuşsun. Al benim arabamı, al benim arabamı demişsin. Yok ben yok. Hayır ben tabii ki bu yaptığın haklı çıkartmıyor. Karşı taraftaki... hanımefendiyle internet sitesinde tanışıyor, duygularıyla oynuyor. Bir şey vaat ederek kandırıyor aslında ama sen... Evet. Yani kandırmak istiyorsun. Ben hep diyorum zaten kimse kimseyi kandıramaz. Kanmaya bizim gönlümüz el veriyor mu vermiyor mu? Şimdi ne istiyorsunuz? Buradan çağrınız nedir beyefendiye? Benim arabamı getirsin. Söyleyin. Hı. Ne şekilde olursa olsun benim... Arabamı getirsin ben senin arkanı bırakmayacağım pandemi girdi pandemiden dolayı gelemedim dava açtım dava düştü dava geri geldi Bodrum'da bu dava açılacakmış lütfen insansan benim arabamı kapımın önüne getir başka bir şey istemiyorum senden Allah yolunu açık etsin. Bu aslında biraz... Yani duygusal internette tanıştığınız bir adamla duygusal bir ilişki kurup biz bu profilleri çok gördük hanımefendiler buraya dedik. O kadar seviyorum ki kaybetmemek için aşkımdan sevgimden kaybetmemek için artık elim kolum bağlanmıştı. Hani burada aşk yok sevgi yok ben bu adamım diyorsunuz bir de yani nasıl şimdi, aşık olayım? Evet. Nasıl, beni nasıl şimdi, bağladı nasıl konuşturdu? Türk Ceza Kanunu'na göre eğer... evlilik vaadiyle dolandırıcılıkta biz şuna bakıyoruz. Yani orada nitelikli bir hileli bir yalan olması lazım. Böyle ustaca sergilenmiş olması lazım. Sizin duygusal anlamda ayaklarınızı yerden kesip biz bir yuva kuracağız. O yuvayı kurmak için de bu paraya ihtiyacımız var. Evet. Ama sizin anlattıklarınızdan ben sanki şunu anlıyorum. Benim öz sermayem 3 lira bir araba var, beyaz kelebek. 3'ü 5 yaparız. Sen de iyi bir arkadaşsın. 3'ü 5 yapmamda bana yardımcı olabilir misin gibi. Çünkü sizin de beklentiniz bir araba, sıfır model bir araba, Bodrum'da bir arsa, değil mi? Yani.
Başka bir talebiniz oldu mu takı konusunda filan? Yok. Benim Allah aşkına olsun hiçbir size. Şeyde. Peki o niye mesela size bunları yapmak istiyor? Yani sizin özelliğiniz ne? Sizin profil fotoğrafınızı görüyor. Diyor ki seni bundan sonra yaşatacağım prensesler gibi. Elini sıcak sudan soğuk evet, suya öyle dedi bana. Ben de onu anlamadım. Hayır, niye yani peki size böyle bir vaatte bulunuyor? Bilmiyorum. O sizle evlenmek istiyor mu? Bana öyle dedi. Hani ileride evleniriz dedi. Şu an dedi yani ileriye dönük dedi. Gelirsin beni tanırsın. Ben seni tanırım. İşte bu evde, işte bu durumda. Öyle şey yaptı. Yani seni yaşatma arzusu neden onda var oldu? Bunu merak ediyorum. Ali Demir denilen bir kişiyi tanımazsınız. Aracı olan Fikret evet, Bey. Evet, Ali Demir de bu onun bir üvey oğlu. Aslında burada aranızda bir özel hukuk ilişkisi var. Siz davanızı açın. Bu tamamen tanımadığınız bir kişi Ali Demir'e giden bir para var. Bu paranın karşısında evet bir mal aldınız mı? Ticareti yaptınız mı? Yok. Hayır. O yüzden de bu konuda dava açabilirsiniz. Açtım siz savcılığa ben şikayette bulunmuşsunuz. Ettim savcılığa şikayette davanız bulundum. Davanız yok sanırım daha. Davam benim şeye gitti. Bodrum'a gitti. Bodrum'dan eve tebligat geldi. Tekrar açabilecekmiş. Kapamışlar dosyayı. Bodrum'dan açabilecekmiş. O şey herhalde kavuşturmaya yer yok kararı. Belki de yanlış şekilde şikayetçi evet oldu. Şimdi Fikret Yıldız'ın söz hakkı cevap hakkı vardır. Parayı gönderdiği hesap Ali bağlansın Demir'in. Onun üvey oğluydu değil mi? Evet. Üvey oğlu söz hakkı cevap hakkı vardır. Fikret Yıldız bu arada evli, karısı, çocukları belki de bu yayınları görüyorlar. Eşiniz internette kadınlara kendini bekar olarak tanıtıyor. Evet. Onlarla aralarında benim canım bu tarzda yaptı para kim bilir ilişkileri benim kaç kişinin daha oluyor canını yaptı. Bir Hanım bu konuda mağdurum dedi. Çok sayıda ihbarlar geliyor. Bu ihbarların hepsini bağlayacağız. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi uğurlayacağım. Bu arada hemen stüdyoda başka bir konuğum var. Mahmut Ertekin Düzce'den katılıyor. Ona dönmek istiyorum. Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk. 11 Aralık'ta eşin işe gidiyorum diyerek evden çıkıyor. Evet. Bir daha da geri dönmüyor. Evet. Sonra sen yapmış olduğun araştırmalarda eşinin Abdullah Sarıbaş isminde. Yok, madde bağımlılarıyla birlikte takıldığını öğrendim ablam şu an. Peki Abdullah Sarıbaş kimdir? Onlar da o ortamdalardı. Eşin bu kişinin yanına mı kaçtı? En son onunla gördülerdi ama şu an nerede olduğunu bilemiyorum. Çocuklarımı peki da aldı. Peki Abdullah Sarıbaş'ın yanında mı? Yok şu an bilmiyorum. Değil. Eşin onun yanında kaldı mı? Kaldı. Tamam yani sen burada vermiş olduğun ihbarda benim karım Abdullah Sarıbaş denen kişinin yanında. Evet. Hatta bu adamın sana cep telefonundan atmış olduğu evet tehdit ve evet hakaret mesajları var. Evet. Sen bununla ilgili de Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından şikayetli koruma bulundu talebinde bulunmuşsun. Evet. Benim annemin çocuklarımın evet can güvenliği yok diye. Evet. Emine Ertekin'le 2017 yılında evleniyorsunuz, iki tane de çocuğunuz var. Evet. Bu çocuklardan biri Emine'nin deni nikahlı eşinden, senin nüfusuna kayıtlı. Evet. Diğer çocuk ortak çocuğunuz mu? Kızım benim kendi şahsıma ait. Oğlan ben evlenmeden önce yani. Anladım. Her ikinizin de dini nikahlı beraberlik yaşadığı kişilerden yok çocukları var. Eşim daha önce evlilik yapmadı. Ben de yapmadım. İlk evliliğimiz ikimiz de. İkinizin de ilk evli. Evet. Ama bu çocukların anne ve babaları yani, kızım farklı benden evet. Peki 11 Aralık'ta eşin Emine Ertekin evden gidiyor. Ve sen ya Aralık ayından beri eşinle iletişim kurmaya çalışıyorsun. Sonra eşin seninle iletişim kuruyor değil mi? Ben sadece Emine Ertekin. Ben ve gidişinde de hep çocukları bırakıyor ama sonra geliyor bu iki çocuğu sizin evden kaçırıyor. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra ikinci günü akşamı saat 7:30'da eve geliyor annemden çocukları alıp gidiyor. Nereye götürüyor çocukları? İşte şu an hiçbir şekilde seslerini, soluklarını duyamıyorum. Peki bu çocukları götürdüğü yer bu Abdullah denilen kişinin yanı mı? Yok, o kendisi zaten tutuklanmış duyduğum kadarıyla. Tam da bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama Düzce'de aşırı derece uyuşturucu ortamı olduğunu da öğrendim ablam. Ya eşinin madde kullanımı ve evet bağımlılığı olduğunu söylüyorsun. Evet. Şimdi bu arada bugün aslında bir son dakika gelişmesi de şöyle yaşandı. Mahmut Ertekin programımıza başvuruda bulundu. Başvuruda bulunduktan sonra bu Abdullahlar falan tarafından senin programa geleceğin öğreniliyor. Programa çıkacağın öğreniliyor. Bugün karın Düzce Çocuk Şube'ye çocukları bir komşusuna bırakmış. O komşu da çocukları Düzce Çocuk Şube'ye bırakmış. Şimdi senin iki çocuğunu kaçırmıştı evet, ya karın. Evet ablam. Bunu biliyorsun, sana haber geldi evet, tam yayın evet, öncesinde. Evet ablam. Karın çocukları kaçırmış.
Emniyetten aradılar, bana öyle dediler. Sen bu Tuğçe'yi tanıyor musun? Yok, tam net tanımıyorum. Yani bu kadın hep çocukları bırakıp kaçıyordu. Evet. Senden intikam almak için iki çocuğu kaçırdı. Evet. İki çocuğu sen ararken çocuklara ulaşmak istersen. Evet ablam. Senin yayına çıktığını duyunca Emine Ertekin arkadaşı Tuğçe diye birine. Evet. Çocukları bırakıyor, Tuğçe de alıyor çocukları Düzce Çocuk Şube'ye. Götürüyor. Götürüyor. Çocuklar... Ama Emine ortada yok. Yok. Çocuklar alınırken annenizin yanından alınıyor ya çocuklar. Evet. Eşiniz Emine ile birlikte Abdullah da geliyor mu? Yok. Annenize bir zor kullanma var mı? Yok, eşime ben bir tane taksi almıştım. Taksiyle geliyor, çocukları alıp gidiyor. Annem biraz yaşlı olduğu için müdahale etmiyor. Çocukları alıp gidiyor. Ben diyor tekrar getireceğim diyor ama hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ve taksiyi de ben buraya programa başvurduğum gün taksiyi de satış galeriye satıyor. Yani aslında her şey senin programa çıkacağın evet. Günle de bağlantılı. Evet. Emine bugüne kadar... Evine bağlı bir insandı. Hı? Evine, çoluk çocuğuna bağlı bir insandı. 2017'den beri evlisiniz. Evet. Eşinin ilk kaçışı mı? Bu üçüncü oluyor ama iki sefer annesinin yanında gitti. İkisinde de yani tatlı dille gittik. Çocuklarımızla beraber eve döndü. Hangi yıllarda kaçtı? 1,5 yıl önce annesinin yanına gitti. Hı hı. Bir 28 gün kaldı annesinde. Çocuklar da birlikte gitmişti. Hı hı. Bir hafta 10 gün gene gitti. Gene annesinde kaldı ama hiçbir... Peki o gidişlerdeki problemleriniz neler? Yani şimdi ufak Emine tartışmalar. Üçüncü kez evi terk yani, ediyor. Kızıma vururken falan yakalıyordum. Ufak tartışmalardan dolayı gidiyordu annesinin yanına. Yani hep aile içi huzursuzluklardan evet, dolayı. Evet. Hani gene böyle birilerinin ismi geçti mi, bir bağlantılar yok, çıktı mı? Yok, öyle hiç bir şey öyle. Yok. Hep anne evine gidiyordu. Evet. Üç kere kaçtı. Bu üçüncü. Üçüncü. İlk defa mı böyle bir isim ortaya çıktı? Evet. Ve... Evet. Peki eşinin madde kullandığını, madde bağımlısı olan insanlarla bir arada olduğunu söylüyorsun. Evet. Hani düzgün bir aile hayatınız var anladığım evet. kadarıyla. Evet ablam. Küçük sorunlardan dolayı evi terk eden bir eş var. Nasıl olur da bu kadın iki çocuğu varken... Ablam hani... Düzce'de bu üniversite geldi, günlük kiralık Yapmayın, evler Allah başladı. Aşkına, yani... Yok, günlük kiralık evler başladı. Madde bağımlıları çuvaldı Düzce'de. Aşırı madde derece. Madde kullanan insanlar bölgeye de hani oraya hiçbir yere de bağlamayın. Karınız bu... madde kullanan insanları nasıl buldu? Yani ne zamandır bu, kullanıyor? İşte yanında duran o çocukları yurda bırakan Tuğçe Seren dediğimiz kız. Hı hı. Yani birkaç kişi daha var öyle Gül diyorlar ne bileyim Arzu mu dedir? Öyle bir isimler daha geldi bana programa çıkmadan önce. Hı hı. Devamlı telefonuma mesajlar geliyor. Peki. Düzce'ye inmeyeceksin diyorlar. 2017'den beri evlilik. Evet. Üçüncü terk ediş ama her ikisinde aile içi sorunlar. Evet. Anne evine gitme sonra tekrar barışma. Evet. Hani böyle bir şiddet var mıydı? Yok. Farklı sorunlar var Yok. Mıydı aranızda? Yok hiçbir şekilde. Hiçbir şey. Komşularım da bağlanabilirler hiçbir şekilde. Ben her dediğinde yaptım. Araba istedi araba aldım. Arabayı aldığım halde de arabayı galeriye gidiyor 13 milyar para alıyor. Oraya veriyor arabayı satış yapamıyor şu an. Ya ev kadını mıydı Emine? 5 gün çalıştı. Yani. Markete işe başladı. 5 gün çalıştı. Marketten beri gitti zaten. Onun öncesinde ev hanımıydı. Böyle evet. ticaretten falan evet. anlar mı? Bu işleri bilir mi yoksa daha mı saftır? Ev ya biraz yani ben ona göre safyım. Sen mi safsın? Evet. O daha akıllı. Evet. Peki nasıl bir annedir? Annem bakıyordu çocuklara genellikle. Hiç yani çocuklarla fazla ilgilenmezdi. Devamlı annem bakardı. Yani köyde komşularım da hepsi biliyor. Onun ailesi de biliyor. Benim ailem de. Ben de ilgilenmedim, eşim de ilgilenmedi çocuklarla. Ne güzel, çocuklar Yok. Kendi kendine yuvarlanarak. Ben işe gittiğim için ablam, çoğunlukla çalıştığım için gündüz Öyle ama akşamları... size söylemiyorum. Akşamları genellikle hep çocuklarımla iç içeydim zaten. Peki, şimdi Emine Ertekin'i arıyoruz, Abdullah Sarıbaş'ın söz hakkı, cevap hakkı. Vardır iki çocuğu da, Tuğçe ismindeki bir kişi Düzce Çocuk Şube'ye bırakmış. Çocuklar büyük ihtimal şu anda yurda gönderiliyor. Mahmut Ertekin konusuna yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eşim bir ev hanımıydı. Üç kez kaçtı ama hiç böyle sorunlar yaşamamıştık. İlk defa böyle bir maddenin ortasında diyor Mahmut'un iddiaları. Bu yönde gerçekler böyle mi? Bunların hepsini yarın öğreneceğiz sevgili seyirciler. Özlem Gölbaş konusuyla devam ediyoruz. Okan Gölbaş'ın eşi 12 Şubat tarihinde akrabası Alper'le beraber kaçmıştı. Kaçtıktan sonra eşini bulduk. Dün karı koca canlı yayında ilk kez yüzleştiler. Özlem de geldi. Okan da geldi. Dün fazla hararetli ve hareketli geçti. İnşallah bugün sakinsinizdir. Ben Özlem'in nasıl ve neden evden kaçtığını hala anlayabilmiş değilim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Okan'ın eşi Özlem ne itirafta bulunacak? Bunu da öğrenmek istiyorum kendisinden. Dün Zeynep canlı yayında
3 aydır kayıptı biliyorsunuz. Evden kaçtıktan sonra Aysel İsmail Güngör çiftinin evindeydi. Bu 2 ay boyunca o evde neler yaşandı? Yaşadıkları isimler ve bağlantılarla ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. Yayın sonrasında neler oldu? Hepsi reklamlardan sonra ekrana gelecek, ayrılmayın. İtirafları konuşacak. Canlı yayın bitti. Zeynep, Aysel ve kocası İsmail'le ilgili her şeyi itiraf etti. Gel en baştan konuşalım. Meydanda tanışmadık. Biriyle tanıştım. Bir kadın var, seni onun yanına götüreyim, çalış. Kadın senin ticareti, bedeninden para kazanacaklar. Dedim ki ben yapmak istemiyorum bu işi. İsmail abi, evet. Aysel abla, oğlu. Patron kim? Maysel abla patron. Kadının çocukla fotoğraflarını çekiyorlar, atıyorlar. Biz bu işte çalışıyoruz. Ki ben bakıcıyım. Hayır. Bir tane telefonu var. Hı hı. O telefon iş telefonu. İçinde bir sürü numara var. Beni de zaten telefonun başına koyacaktı. 10 bin liralık işte sigortalı gözüküyorum 3 aylık. Nasıl benim üzerime ben? Mesela 200 mü, 300 mü öyle bir şey çekeceklerdi. Sonra öğrendim ki meğerse bunlar parayı alıp beni kovacaklarmış. Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar. Kocası Okan'ı bıraktı, akrabası Alper'e kaçtı. Karı koca stüdyoda yüzleşti. Kaç yıldır ilişkiniz var Alper Vural'la? Ben köydeydim, köyde konuşmaya başladı. 1,5-2 yıl olmak üzere buna. Bugün konuşulmayanlar konuşulacak. Büyük yüzleşmede ikinci perde. 12 Şubat'ta neden kaçtınız? Istiyordu, ben de boşanmak istiyordum. Onun da bir çocuğu var, benim de bir çocuğum var. Hani ayrılamıyorduk. Bana bak, bana sen bittin benim için. Bittin, istemiyorum seni. Sen de bittin benim için. Şimdi Esra Erol'da. Zeynep tüm gerçekleri anlattı. Kadın ticaretiyle uğraşan çetenin başında Aysel ve kocası İsmail var dedi. Onu fuhuşa sürüklemek, Zeynep, teşvik etmek konusunda. Halil denen şahıs abla dedi, ben sana dedi bir kız getireceğim. Dedi ki abla ben bundan haftalık 700 alacağım. Sen kimsin ki? Sen beraber patron musun? Bak, ben bu işi yapmıyordum. Sen bu işi yaptın, yalan söyleme. Aysel Hanım siz ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ben de ama iyi biliyorum. Beklemediğiniz şey Zeynep'in her şeyi bu kadar net anlatması. Canlı yayından sonra Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil'le ilgili son dakika gelişmesi. Sevgili seyirciler, Özlem ve Okan konusuyla devam ediyoruz. Özlem evden kaçmıştı. Bugün birazcık daha sakin olduğumuz için daha rahat konuşacağımızı düşünüyorum. Önce dünden bir hatırlatma, hatırlatmanın ardından buradayız. Özlem 12 Şubat tarihinde yaşadıkları evden çocuğu da alıyor. Eşinin işte olduğu bir saatte diğer akrabası Alper ismindeki kişiyle kaçıyor. Özlem'i bulduk ve getirdik. Çocuğumu... 12 Şubat'ta neden kaçtınız? O güne kadar gizlice sürdürüyordunuz ilişkinizi. Kaç yıldır ilişkiniz var Alper Vural'la? Ben köydeydim, köyde konuşmaya başladı. 1,5-2 yıl olmak üzere buna. 12 Şubat'ta neden kaçtınız? Istiyordu, ben de boşanmak istiyordum. Onun da bir çocuğu var, benim de bir çocuğum var. Hani ayrılamıyorduk. Kaçmayı planlıyor muydunuz? Doğru, yani o gün evden ayrılma sebebiniz neydi? Evden ayrılma sebebim 2 gün olmadı, olmadı. Beni kapı dışarı etti, çocuğunu da al git buradan dedi. Ben otursam suç buna, kalksam suç. Öyle mi? Uyandığım saatler öyle bile mi? Suç. Ben kovulduğum için kaçtım. Düzen tutturamadık biz bununla. Esra evlendiğim Hanım. Günden beri ben bu adamdan Esra ayrı yatıyorum, ayrı kalkıyorum. Bana bak, bana sen bittin benim için. Bittin, istemiyorum seni. Sen de bittin benim için, kusura bakma. Çocuğumu vereceğim, vekaletini alıyorum. Maddi manevi tazminat davası. Hepsi yatacağım. Özlem 12 Şubat'ta evden kaçmaya nasıl karar verdin? Ya o gün bir şey olmadı. Bir anda karar verdim. Bir anda. O gün bir şey olmadı. Ondan önceki gün bir şey oldu. Hatta kendisiyle söylemiştim kavga ettik diye. Kavga ettiniz. Beni ve çocuğumu evden atmaya kalktığı için annesi de şahit buna. Kardeşi de şahit. Ben o gün zaten eve giremedim. Bunun psikolojisi bayağı bozuk dediler.
annesi diyeyim bunu. Nereye gittin kalmak için çocukla? Beni yukarı gönder. Babam aradı bunun kayınvalidenin annesini. Kayınvalidenin evine gittin yani, evet, halanın evine. Orada uyuduk. Kaç gün halanın evinde kaldın? Bir gün. Bir gün. Sonra ben halama dedim, hani o da bana dedi hani olur böyle şeyler falan filan. Dedim ben de büyüklük bende kalsın. Madem psikolojisi bozuk diyorsunuz, götürsünler yatırsınlar bir tedavi ettirsinler dedim. Ama kaç yıllık evliydiniz siz? 6. 6 yıllık evlisiniz. Aslında eşinin seni evden attığını, çocukla evet, beraber attığını söylüyorsun evet, değil mi? Gözüm görmesin bunları, götürün gözüm görmesin diyen. Annenin evine dönmek için çok geçerli bir sebebim var. Aradım o gün. O gün babam da bağlansın, annem de bağlansın. Bunun yanında aradım. Hatta buna verdim telefonu. Hani ben artık kavga etmekten sıkıldım. Buna laf anlatamıyorum, zaten anlamıyor. Babam konuştu bununla. Hatta bu da söyledi, gelin götürün bunları gözüm görmesin dedi bunu. Babam o gün eğer araba bulabilseydi inan ki ben burada olmazdım. Babanın araba bulmasına gerek yok ki, sen o arabayı bulup bir 12 Şubat'ta sonra nasıl kaçtıysan o şekilde kadın sığınma evine gitseydin. Ailen istemiyor. Kadın yani sığınma evini boşanmak ben için o kadar çok neden anlattığın ve iddia ettiğin evet, kadarıyla iddiaların eğer doğruysa nedenin var ki. Doğru olmasa burada o evde bir dakika durmana gerek yok ama sen bunun yerine Alper'le kaçıyorsun. Dayın oğluyla diyor yani. Benim çıkar yolum yoktu başka. Ben köye de gitsem geri buraya gönderiyorlar. Eve de gelsem geri köye gönderiyorlar. Oğluyla. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Nikahlı. Ben bu adamın yanında bir gün daha kalsaydım. Yani elinde o kadar çok önemli done var ki bu evliliğin yürümediğine, sürmediğine dair iddia ettiklerine eğer doğru ise. Ya herkes gidersin, boşanma davanı açarsın. Ailen mi kabul etmiyor kardeşim? Devletin kurumu var. Kadın sığınma evine gidersin. Adli yardımdan talepte bulunursun. Yardım talebinde bulunursun. Boşanma davanı açarsın. Bunu kendin ve çocuğun için yaparsın. Ama sen kendin ve çocuğun için bunu yapmıyorsun. Fakat Alper için bir yıldır flört ettin değil mi? Yapamadık o gün. Kaç yıldır flört ediyorsunuz? Bir yıl oldu, olacak. Bir buçuk dediler. Bir buçuk şey. Olabilir. Esra Hanım bir yani, buçuk. Çok yani uzun süredir ilişkiniz var. Evet. Yani. Ne kadardır? Bir buçuk yıl. İki yıl olsun. Öyle mi olsun? Öyle olsun. Ya öyle diyorlarsa olabilir bunların dediğine. Sen ne yaşadığını biliyor musun? Efendim? Sen ne kadar süredir ilişkin olduğunu biliyorsun? Ben iki yıldır beraberim onunla. Konuştuğum günden beri iki yıl. İlk ilişki o iki yıldan önce başladı yazışmalarınızla. Evet. İki buçuk oldu. Ben halen işe gidiyorum o sıra Esra Hanım. Ben avu diyor. Ekmek parası kazanmaya gidiyorum. Yani işe. Çok İçimde uzun şey bir ya süredir bak. İki eve buçuk hoca yıl getirseydin onu daha kolaydı senin yo, işin. Yok, ben yardımlar aldığım yerleri biliyor. İki sosyal buçuk yardımlaşmadan yıldır bilerek isteyerek başka biriyle berabersin değil mi? Doğru mu? Evet. Ya bunları ben söylemeyeyim. Siz biliyorsunuz, siz söyleyin yani. Sonra bana kalıyor, ben söylüyorum her şeyi ya. Allah çok şükür ya Rabbi. Çok uzun süredir berabersin. Boşanmak için bu gayreti göstermeme sebebin ne? Boşanmak için ben gayret gösterdim. Ben herkesi de karşıma aldım. Ben herkese açık açık da söyledim, ayrılacağım, beni ayırın, boşanalım diye. Peki yaptığın davranışı kendine yakıştırıyor musun? Yakıştırmıyorum ama başka çıkar yolum yoktu kendime ama göre. Düşünemedim ben kadın sığınma evine nasıl gidilir, nasıl edilir. Hayatım 3 yıldır da ilişki sana yaşa ama diye akıl veren biri de olmadı. Kaçmayı biliyorsun şimdi ama bu iki kişilik bak. İki kişiliğin oluyor. Bir, evlilik hayatı içerisinde kocana sergilediğin bir tavır. O dönemde ona karşı soğuk, mesafeli, aşağılayıcı bir tavır takınıyorsun. Değil mi? Ben sıcak mıydım ona? En önemli sebep boşansaydı bu yani. Boşansaydı o zaman. En önemli sebep bu. Yani boşansaydı o zaman. Şunu anlamıyorsun. Sen iki kişilikli, iki kimlikli davranınca, evdekini yok sayınca, davranışlarınla ve hareketlerinle karşı tarafa bunu hissettirip tahrik ettiğinde o evde huzur olması mümkün değil. Tamam, ben çocuğumun yanında zaten kavga etmekten bıktım. Ben Esra çocuğumun Hanım, karşımda bununla böyle laf pardon, anlamlı Esra Hanım, şeyden bir söz hakkı isteyecek. Buyurun. Ben nasıl bugün şey sakinim yapayım? Dünkü şeylerden dolayı çok özür diliyorum hepinizden. Ben işten geldiğim zaman var oynamıyorum.
O şey de, özel açık şey aradık. Değil, özel şey ne olsa bize yansıtma. Alper'le ilişkin senin neyin? Yani oğlun alkol alıyor. Sana zararı var mı? Yani yaptığı bedenine, ruhuna zarar. Ama sana bir zararı var mı? Dışarıda... Ama bize hakaret ediyor, bizi evden atıyor. Nasıl zararı yok? Ne kadar süredir eşiniz tarafından fiziksel görüntünüzle ilgili aşağılamalara maruz kalıyordunuz? Benim kardeşim çok özür dilerim. Söz hakkı istiyorum. Dur. Bak ben seni dinliyorum. Sakinim bugün. Esra Hanım'la... Böyle aynen Esra Hanım, lütfen. Peki, yani senin eşiniz Özlem tarafından ev içerisinde yaklaşık 3 yıldır sürekli fiziksel görüntünüzle dalga mı geçiyordu? Yani evet, aşağılıyor bak, muydu? Ben bunu zaten mahkemeye de başvurmuş olsam Hülya ablam daha iyi bilir zaten. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ben fazla kanunlar şey yapmıyorum zaten. Benim karşımda yengem oturuyor. Onun beli de çıkındırır. Ne diyor biliyor musun bana? İnsan... Böyle ben bunu idare etmemin sebebi şimdiye kadar dayı kızı ya. Hani çok özür dilerim. Şeyin hatırı yok, sahibinin var. Ondan idare ettim ben. İdare etmez olaydım. Ama yani bu Alper'le ilişkisi çok uzun süredir. 3 yıldır var. Zaten ben hanımımın... Ondan önce nasıldı, ondan sonra nasıldı? Ben eşimin telefonu, dedim ya dün de gösterdim. Falan gördüm şu an. Ben ödüyorum onu. Sen ödemiyorsun. Sen mi ödüyorsun? Sana taahhütten yakalama çıkıyor bak. Aynen. Onu da söyleyeceğim. Benim evime icra geliyor. Senin, tamam, benim tamam. Kartlar üzerime bak, aldığın kartlar bak, yüzünden. Bak şunu da söyleyeceğim ben esrarıma. 17 bin liralık taahhüt ödün var. 10 gün içinde zarf geldi bana. Yoksa hakkında yakalama çıkacağım. Şunu da söylüyorum. Aileniz yıkılmış yani. Dahası var mı? Esra ablacığım şöyle diyeyim. Hakaretler biri bin parça. Zaten ben şeyim ben yani normal ben ticaretten gelmeyim. Ben... Sizin evdeki huzursuzluklarınız, insan şeyi hisseder ya biz şu tarihe kadar, işte çocuk 2 yaşına kadar o kadar mutluyduk ki hiçbir sıkıntımız yoktu. Bu son 1,5 hani senede böyle oldu. Yuvarlanıp gidiyorduk ama son işte 1,5-2 yılda 1,5 senede. Çok yükseldi. Evet çok yükseldi, şiddetle şöyle buna... Diyor, bugün sakinim, relax, çok dünden dolayı da çok özür diliyorum. Yok yani ben o şeyi... O sinir boşalmasını tabii ki anlayabiliyorum ama yayın yaptığımız için de her zaman kontrol olmakta. Bana doktor dedi ki psikiyatri fayda doktoru. Var. Eşine hakaret eder miydin? O da bana ederdi. Karşılıklı. O da karşılıklı. Peki ne zamana hani kadar... Hani diyor ya yengesine lakap takmışım, etmişim. Asıl bunlar kendi burada bazı iddialarda bulunuyor. Böyle böyle şöyle demişsin diye. Ben aslında hani bunlar... Evden, affedersin, kadını evden kovarlardı. Ben yine dayanamazdım. Kadın bana gelir ağlardı. Beraber ağlardı. Özlem şimdi senin kaynanan tarafında bana böyle diyor, böyle evliliğinde diyor mutsuzsun. Diye. Sen eşine hakaret ediyorsun. O da sana hakaret ediyor. Kaçtığın kişi Alper. Yaklaşık 2,5 yıldır berabersiniz değil mi? Gönül ilişkiniz var. Tam 2,5 yıldır. Değil mi? Evet. Bu 2,5 yıllık süre içerisinde o 2 çocuğunu kaybetti. Evet. Hadi senin huzursuzluğun var. Orada birlikte olduğun adamın çok acılı da bir dünyası var. Yani o çocuklarının vefat kaybeden bir baba olarak nasıl gönül ilişkisine vakit ayırabildi? Tamam bana yakışmayan bir şey. Tamam kabul ediyorum ama hani onun da bir destek beklemesi lazım. Hani destek alması lazım. Ben destek verdim. Ben şey öyle mi, bir şey yapmadım. Çocukların vefatıyla mı başladı ilişkiniz? Ondan önce. Görüyorsunuz. Tarih 2018 mi? Duyuyor musunuz lan ablalar? 2019. 2019'da çocuğun, son çocuğun vefatından önce başladı. Evet. Onun eşiyle ilişkisi nasıldı? Onun eşiyle ilişkisi duyduğum kadarıyla hiç yok denilecek kadar az. Azmış. Niye? Ortak bir acıları var. Çocuk hasta, hastanelere gidiyor. Tedavi süreçleri var. Bir baba olarak sorumlu tamam, bir insan değil miydi? Bir baba olarak çocuğuna bakar, hastaneye götürür, masraflarını karşılar ama evde karısıyla böyle nereden bir biliyorsun? Ilişkisi belki yokmuş. Yalan söylüyor sana. Seni kandırıyor. Ben yalan söyleyeyim. Bana yalan söylemez. Karşılıklı bunu herkes dürüst de biliyor. Kim biliyor?
Ya onun ailesi, onun tarafı, benim tarafım. Size neyi yalan biliyorlar? Söylemediğine göre siz bilerek, isteyerek evli olan, akrabanız olan kişiyle kaçtınız. Evet, gittim. Ama bütün aile de bunu biliyor. Yani onun tarafı seninle olan ilişkisini biliyor muydu? Bilmiyordu son ana kadar. Ne zaman öğrendiler? Bilmiyorum. Kaçtıktan sonra mı, kaçmadan önce mi? Bilmiyorum, kaçtıktan sonra öğrenmişler. Yani siz aslında 2,5 yıldır sen eşine, o da kendi eşine, ki orası çok yani çok hazin bir durum var orada. Yani bir kadın düşünün ki bir çocuğunu kaybediyor, toprağa veriyorsunuz. Diğer çocuğunuz hastalanıyor, onu da kaybediyorsunuz, toprağa veriyorsunuz. Kadın bu acılarla uğraşırken affedersiniz kocası hiç dünya umurunda değil. O orada kendi gönlünün eğlencesinde. Sana bir şey söyleyeyim mi bak? İnsanların karakterleri böyle durumlarda ortaya çıkar. Evladın acısını bile umursamayan bir adam sana niye vicdan merhamet göstersin? Umursamadığını nereden biliyoruz? Nasıl göstersin ya? Nereden biliyoruz? Özlem, çocuğun Allah korusun, insanın çocuğu hastalansa aklı beş karış havada başka şeylerde mi olur ya? Yani bana bunu söyle. Tamam, ha? Düşünemez öyle bir şey, nasıl düşünebilir? Orada gözünün önünde hayat arkadaşı var, o acı çekiyor. Kendi evlatlarını kaybetmişler ama o seninle beraber. Bu iki yüzlülüğün nesi biliyor musun? Bin yüzlülük bu. Bu vicdansızlık. Sen bu adamdan sana sonra sevgili olmasını, bir şey olmasını bekliyorsun. Olmaz. Yani ben destek vermeden başka bir şey yapmadım ki ona. Gel beraber gezelim, tozalım demedim ki ona. Ne desteği verdin? Manevi destek mi? Evet, manevi akraba destek. Akraba olarak mı verdin, kadın olarak akraba mı verdin? Akraba olarak verdim. Ondan sonra aşklar başlamış arkasından. Siz ne istiyorsunuz eşinizden? Eşimiz şöyle söyleyeyim ablacığım, benim ailemde zaten şu an barut gibiler. Bugün Kayseri ile görüştüm, beni iş yerinden de çağırıyorlar. Ben çocuğumu alıp Hülya Hanım'a da konu bir konu arz edeceğim. Çocuğuna da alıp... evin ortak. Sen abi dediği adamı kendi yanına boşanmak alıyorsun, istiyor. Onunla beraber yatıyorsun. Yalan çocuk söylüyor. Bunları görüyor. Vallahi yalan. O diyor... Deseydim yine suçlu peki, olacaktım. Siz çocuğunuzun velayetini istiyorsunuz. Evet. Siz çocuğunuzun velayetini istiyor musunuz? Evet. Şimdi tabii anlaşmalı, ki. Siz anlaşmalı, biz boşanmak istiyoruz dediğinizde bizim her iki taraftan talebimiz şu oluyor. Ya siz ortak müşterekle anlaşın, biz size nasıl mahkemeye gidersiniz, nasıl başvuruda bulunursunuz, nasıl boşanırsınızı gösteriyoruz. Fakat sizin uzlaşma gibi bir durumunuz olmadığı için benim de yapabilecek bir şeyim yok. Uzlaşsın o zaman adam gibi. Böyle yok. Çocuğun velayetini sana versin. Sana mı vereceğim? İstediği zaman ben getiririm. Hayır hayır, sen yüz kızartısı suçu yaptın zaten. Ben bunu savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Zaten Kayseri'de avukatlarımız da bekliyor. Sen mecbur bıraktın. Suç duyurusunda bulundum, yüz kızartısı suç ya dedi avukat bey. Ya bir eş, bir kadını... Heh. Bakın sizi boş... Şunu söyleyebilirsiniz. Eşimin davranışları beni boşanmaya... itti. Bu evlilik bitmişti derseniz yerden göğe kadar haklısınız. Eşim evden ha. Kovdu diyor beni... Ama gidip boşanmıyor. O kadar sizin rahat. Yaptığınızın bu medeni kanuna göre zina bunun adı. Suç size yani. Eşiniz suç değil. Türk medeni kanuna göre bir boşanma sebebi. Gönül ister ki evet zina suç olarak düzenlensin ki bu kaçışlar dursun. Ama siz boşanmada bunu çok rahat ispat edebilirsiniz. Çünkü hanımefendi karşınızda... İkrar ediyor. Diyor evet. Ki ben bu kişiyle kaçtım. Birlikte kaçtım. Aynen. Ev tuttum. Uzun aile hayatım. Beraberim. Birlikte yaşıyorum. Tercihim bu diyor. Evet, bunu koyun. En ağır şekilde de tazminatlarınızı talep edin. Tabii ben ikisine de tazminat ve çocuğun velayeti konusunda da anlaşamazsanız bu durumu da koyun. Beyefendinin işte hal ve hareketlerini zaten akraba almanız dolayısıyla biliyorsunuz. Tamam. Bunları canım. Da dile getirirsiniz. Tamam. Uyuşturucu canım. Bağımlısı demiş bu. Evet. O test şimdi ben bunu o kişiye geldi. Soracağım. Biraz sonra sürütüyü alacağım ama test önce Okan'ı çıkartmam lazım. Yani Okan anlaşmalı boşanmanı gerçekleştirme gerçekten bu konuda sana destek vermeyi çok isterdik ama yapabilecek bir tamam, şeyimiz canım. Yok. Çok sağ ol, senin yolun ederim. Açık olsun. Sana olan yani tavsiyelerimizi sakın unutma. Senin tamam. Bir çocuğun var. Bu çocuğun tamam. İçin güçlü iyi olmak ve sabırlı olmak aynen, aynen. Elimden zorundasın. Yapacağım. Kendi aynen. Hayatına dön. Aynen. Kendi aynen. Hayatına bak. Aynen. Seni Okan hep şunu düşün. Yani seninle olup sana mutsuzluk verecek bir evlilikte olmaktansa boşandıktan sonra kafanı dinle. Aynen. Belki de o gerçek insanı bulursun. Aynen ablacığım. Tamam çok sağ ol. Teşekkür görüşürüz, ederim. Hoşçakal. İyi akşamlar.
Şimdi Alper Vural canlı yayında olacak ama önce çıkışı sağlayalım. Ondan sonra Alper'i alacağız buraya. Okan'ın da bu konuda iddiaları vardı. Hemen gerekli işlemleri, çıkışı organize ediyorlar. İki yıllık, ya iki buçuk yıllık bir ilişki çok uzun süre. Nasıl sürdürüyordunuz ilişkinizi? Nasıl derken? Alper'le iki buçuk yıl bu ilişkiyi nasıl sürdürdünüz? Buyurun. Nasıl derken? İki buçuk yıl ilişkiniz nasıl sürdü? Konuştuk. Nerede konuşuyordunuz? Telefonda. Telefonda. Yüz yüze görüştüğünüz zamanlar annenlerin yanına köye gittiğin zamanlar mı? Hayır. Yüz yüze benim evime geliyor. Okan varken, abim varken. Hı hı. Kim olarak giriyor eve? Akraba olarak geliyor değil mi? Sürekli de evinizde ağırlıyordunuz. Evet. Eve girip çıkmasına bir sıkıntı var mıydı? Hayır. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani istediği zaman gelebilir çünkü senin... İstediği zaman gelemiyor. O öyle bir şey değil. Değil, peki. Alper Vural, 12 Şubat'ta neden kaçtınız? 12 Şubat'ta neden kaçtık? Önce ben kendim anlatayım Esra Hanım isterseniz. Önce eşiniz... Çünkü oraya gel, buna gelecek. Firdevs ne durumdadır şu anda? Onu söyleyeyim, Firdevs'e bağlanabilir. Hani ben Firdevs'e hayatta kötü ya da... Kadınım nasıl olur? Ya nasıl olur? Evine bakmaz. Okan mesela benim için kötü bir adam. Okan'ı değil. Ben size dediniz ki kötü bir kadın diyemem dedin ama kötü kadınla iyi kadın arasındaki farkı ayırt edebiliyorsunuz. Kötü kadın evine bakmaz. Başka? Tamam. Ben Firdevs'in hayatta hakkını yemem. Çünkü Allah razı olsun benim iki çocuğuma da baktı. Ben kötü de demiyorum. Hakkını da yemiyorum. Çünkü o kızı da yaktılar, beni de yaktılar. Eğer burada pişmanlık duyacak biri varsa bu da büyüklerimizdir. Hı hı. Beni de bu hale getiren bunlar, bu kızı da bu hale getiren bunlar. Okan madem çocuğunu çok seviyordu Esra Hanım. Hanımı... Alper Bey ben oraya gelmeden önce sizin Allah hiç kimseye yaşatmasın. Tamam, Allah razı olsun. İki çocuğunuzu da kaybetmişsiniz. Biri 2 yaşında diğeri de kaçtı ilki? İlki 4 yaşında. 4 yaşında hastalıktan dolayı. Sizin ilişkinizin olduğu dönemlerde siz aynı zamanda bir baba olarak da evlat kaybettiniz. Ben ilişkimin döneminde olmadı. Biz çocuğu kaybettikten sonra son çocuğumu... Ben Firdevs'de oturdum, konuştum. Firdevs dedim, hani olmuyor, 15 senedir denedik. Hani çocuk olursa olur dediler, alışırsınız dediler. Çocuğun sayesinde evde bir şenlik olur. Birbirinize alışırsınız, tekrar seversiniz dediler. Çocuk oldu, gene olmadı. Ne hikmetse biz boşanamadık. Bunu herkes de biliyor. Ben kaç senedir babamda kaldığımı da biliyorlar. Ama biz boşanamıyoruz. Niye boşanamıyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Hani ben boşanak dediğim zaman... Bir sülale üstüme geliyor. Firdevs bir şey dese yazık o kıza zaten bir şey konuşamaz. Peki kaçmanıza da. Destek veren de yok. Hani kaçmamıza da destek veren hiç kimse olmadı. Ben Özlem'in durumunu, hani bu da benim gibiydi. Gene ben erkeğim. Ona sordum. Siz kendinize yakıştırıyor musunuz bunu, onu soktuğunuz durumu? Ben kendime şöyle, tamam etik olmayabilir ama bizim yaşadığımızı da biz bilirik. Eğer burada utanç duyulacak biri varsa ben buradan sesleniyorum, bizim büyüklerimiz. Niye utanç duymalılar? Bizi bu hale soktukları için. Boşanmanıza izin vermedikleri için mi? Boşandırmayalardı. Mesela bu kızın babası da bağlansın, annesi de bağlansın. O ailenin ne durumda olduğunu biliyordu. Ben açıklayacağım şimdi buradan. Öyle bir bahsediyorsun ki sanki sizin aile bulunduğu bölgede yerel aile mahkemesi de bunlar çıkıyorlar büyüklere, büyükler de diyorlar ki tamam kardeşim siz boşanamazsınız. Boşanmanıza izin vermiyorlar ama bu aileler kaçmanıza da izin vermiyor. Ama siz kaçıyorsunuz. Demek ki kendi iradenizi kullanabiliyorsunuz. Ama biz boşanacak olsaydık... Siz reşit bireylersiniz. Evlilik iki kişilik. Yapmayın Allah aşkına. Tamam avukat hanım biz boşanacak olsak orada olacaktık. Evlilikte şimdi niye bir suçu şey yapar? Hayır bakar. Suçu büyüklere attık. Başka sizi bu hale kaçmaya sürükleyen büyükler. Evet. Başka ne? Ne yönde? Dediniz ya bizim bu hale gelmemizin sebebi büyükler. Evet. Sizin bu hale gelmenizin sebebi başka kim? Eşleriniz. Ben eşime hiçbir zaman kötü demiyorum. Hani eşlerimiz derken... Ben Firdevs'in hiç bize kimse de diyemez ki bağlansın Firdevs'e ben hayatta kötü bir şey demedim. Demem de dedirtmem de. Bu kadar iyi bir kadına niye böyle bir haksızlık Allah'ından yaptınız? Bin kere razı olsun. Hani seviyorsaydım ben gene Firdevs'i alırdım. Ne olsa? Eğer seviyorsaydım Firdevs'i, hani aşık olmuş olsaydım, seviyorsaydım Firdevs'i ben Firdevs gibi birini isterdim. Firdevs'i aldatmazdınız o zaman. Yani. Sevmediğiniz için mi aldattınız? Ya olmuyor Esra Hanım. Hani ne kadar denediysek çocuk da oldu. Hani... Benim iki tane kardeşim var.
Biz daha bir gün biri bağlansın sülalemize desin ki Alpen'le Neşe bir gün bir düğüne gitti el ele tutuşup. E gideydiniz, kime engelliyor sizi? Gidemiyor. Hani evde oturuyor, ben eşime diyemezdim ki. Alper Bey, yani bu kadın iki çocuk kaybetmiş, yası içinde, hayata küsmüş. Bu kadının aklına düğün mü gelir, cenaze mi gelir? Yok, ya? Yok, ben düğün için demiyorum. Hayır, bir yere gidemez ki zaten. Yo, şunu söyleyeyim, düğüne niye gidemediniz mesela? Anneniz mi engel oldu? Ya ben o anlat, benim demek istediğim söyle, o tamam. Değil de siz yanlış anladınız beni. Tamam, söyle. Ben düğün için demiyorum, cenazeye bile gidemezdik mesela. Niye? Niye? Ya biz el ele tutuşup da gidemiyorduk. E tutsaydın kadının elini. Ya ben onu işte, ben o derdimi anlatamıyorum hani. Alper Beyciğim, o zaman şimdi sen ben elini tutup düğüne gidemiyorum diyorsun, araya girmek istemiyorum da. Abi iki çocuğu nasıl yaptınız o zaman, biri mi? Bize dediler ki Esra Hanım. İki çocuk nasıl oluyor? Bize dediler ki ben 10 sene Rusya'da kaldım. Ben çocuğum, ilk çocuğumu, en büyük çocuğumu ben 1,5 sene sonra gördüm, Rusya'dan geldim. Çalışmadan geldim. Ben evde durmuyordum, ben gurbetlerden gelmiyordum. Hani böyle mi evlilik? Evlilik böyle mi oluyordu? Ben Rusya'dayken 3 sene sonra evimden bana telefon geliyor. Ne olurken, ne diye? Yani nasılsınız? İyi, ben mesela ben de öyle arıyorum. Çünkü bir sevgi yok, bir bağ yok birbirimizde. Ben eve gelirdim, evde otururken mesela eşime diyemezdim ki bana yemek hazırla diyemezdim. Niye? Diyemezdim hani. Şimdi yani diyemezse yemek hani hazırla dedi. Korktuğumdan mı? Korktuğumdan değil, çekindiğimden değil. Şimdi hani diyor musunuz? Nasıl? Yemek hazırla diyor evet, musunuz? Evet, çok rahatla diyorum. Hazırlıyor mu hemen? Demeden yapıyor. Alper aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ortada bir kadının ve erkeğin birlikte paylaşabileceği hiçbir duygu yoktu. Yani o zaman bir yabancıyla aynı evin içerisinde yaşamak yerine Firdevs'im sen de hali biliyorum, ben de hali biliyorum. Sen beni özgür bırak, ben seni özgür bırakayım. Bitsin konuştuk. Bu ilişki diyebilirdiniz. Ayrıldık, biz ayrılırken de Firdevs'e dedim, ben Firdevs dedim. Hani olmuyor. Ne kadar denedik. Bak sen de gördün. Sana da yazık oluyor. Bu çocukların peşinde sen de rezil oldun. İyice perişan oldun. Ben de oldum. Bize de yazık oluyor. Çocuklara da yazık oluyor dedim. Ben bunu hepsine oturduk. Biz Firdevs'in hani 2000 medeni insan gibi her şeyi konuştuk. Peki, sen dedim evde otur. Ben çekedim aldım çıktım babamgile geldim. Ben babamgilde kaldım. Kaç yıldır babanızla yaşıyorsunuz? Ben 3,5 senedir babamgilde kalıyorum. Kaç yıldır Özlem'le ilişkiniz var? Özlem'le ilişkimiz bir sene hemen hemen geçiyor gibi. 2,5 sene dedi o. Yani siz babanızla yaşadığınızdan beri aslında. Bak benim Özlem'le ilişkim 2,5 sene hayatta şey olarak olmadı. Özlem'in sağdı. Okan'ın oraya geleceğiz mi yoksa ben anlatayım mı? Çünkü konu oraya ister istemez gelecek Esra. Hı? Oraya konu ister istemez gelecek. Hı hı. Hani bu Okan buradan çıkıyor şu kıza binada Okan'ın annesi. Hani bacısı, kardeşler hepsi aynı binada kalıyorlar. Hı. Buradaki gariplik ne? Şimdi ben onu anlatacağım. Bir Okan'ın hanımını çocuğunu çok seviyorsun ya. Senin annenin? Erkek arkadaşı senin hanımına nasıl mesaj atar? Ne zaman niye oldu telefonu bu? Açıp taciz eder? Ne zaman oldu bu? 3 yıl kadar oluyor. 3 yıl önce. Dün bahsettiğiniz konu mu bu? Evet. Sen gidip şikayetçi ama oldun mu? Beni kimse hayır, sen dinlemiyor. Dün bu kişiden gidip şikayetçi oldun mu? Olamadım çünkü engel oldular. Telefonunu aldılar elinden. Annesine ben anlattım. Bak hala böyle böyle ben rahatsız oluyorum, engelliyorum. Yine senden numara alıyor. İyilikle sordum. Hani halandan alıyorum numarayı Özlemciğim, falan filan dedi. Ararsın 155'e. Dersin ben bu evdeyim, bu binadayım, burası aile apartmanı böyle ben bir de kişi işte tarafından... Telefonumu... Taciz ediliyorum dersin. Telefonumu değiştirirsem yukarıyı da annesini Okan'ı falan aramasam kimseden bulamaz numaramı diye düşünüyordum hep. Evet hep siz öyle bunu 3 yıldır buldum. Biliyordunuz. Esra Hanım ben çok sinirlendim Alper Bey. Şimdi bak siz bir şeyin hesabını soruyorsunuz. Ben size soruyorum. Özlem sizin neyiniz? Emmemin kızı. Ben de aynı şeyi soracaktım. Sen o eve girip çıkarken Okan, ne yapıyordun Okan diye. Okan kiminiz? Nasıl? Okan Bey neyiniz oluyor? Halamın oğlu. Kuzeniniz, size soruyorum. Siz, bırakın o üvey yukarıdakini şeyi filan. Siz, kuzeninizin hanımına nasıl yan gözle baktınız? Kimse kimsenin hanımına yan gözle bakmadı. Bak. Bir saniye. Şimdi avukat... Siz böyle, hayır. Hayır. Siz insanların siz ahlaki değerlerinden Okan Bey burada yok. Siz hayır, onun ben dün ailesiyle burada konuşurken ilgili, de kimse kimsenin hanımına... Uzanırsanız
Bizim de bu toplumda bir değer yargılarımız var. Tamam, biz sofraya oturduğumuz insanların eşliğine yan gözle bakmayız. Bakmayız. Nikahlık düşmeden bakmayız. Siz o eve, bir, o kadın evine... Kimlikle, bir sıfatla giriyorsun o eve. Avukat Hanım, dün Okan onun, burada bakın, küfür ederken, Özlem'e su atarken niye böyle susturmadınız? Yemek yemeye girdiğiniz evde biz kötü niyet düşünmeyiz. Tamam, biz de bize kötü niyet düşünmedi. Ya daha ne kötü niyet düşünmeyeceğiz biz, ya? Biz, bana bunu dediğinde biz bundan konuşmuyorduk. Neyi dediğinde? Hani bunun bana da demedi bu. Dava Alper o değil. Sen o eve en yakın olarak giriyorsun. Ne dedin? Bizim evden çıkmazdı dedin. Abinle evet. geliyordu. Beraber Okan'la geliyordu. Nasıl gelmesin? Şimdi düşünsenize, siz o eve giriyorsunuz ama sizin niyetiniz ve zihniyetiniz çok farklı. Siz o eve o samimiyetle ve içtenlikle girmiyorsunuz. İçten pazarlıklı bir şekilde giriyorsunuz. Ama doğru adam mu? Beraber çalışıyorlardı. Okan'la beraber yemeğini yiyor gidiyordu. Bunda hani bir şey. Esra Hanım. Siz gerçekten ya paralize olmuşsunuz. Algılamakta güçlük çekiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ben Özlemciğim, gayet iyi anlıyorum. Senin evini, siz evlisiniz. Evet. Ben senin akrabanım. Evet. Sizin evinize giriyorum. Senin kocanla ilişki yaşıyorum. Ne düşünürsün? Ya ilişki falan. Normal bir şey mi? Senin arkadaşın olarak, kuzenin olarak giriyorum o eve. Evet. Senin yakının olarak, senin duygularını, aile bağlarını kullanarak giriyorum o eve. Burada Okan'ın kabahati yok Mesra Hanım. Ne gibi bir kabahati var Alper Bey? Eğer Okan hanımını kollasaydı, her gün evine borçlular gelip evini taciz etmeseydi, Özlem'i arayıp da rahatsız etmeseydi, Özlem de böyle dışarı bakar mıydı? Peki ben size bir soru soruyorum. Firdevs aynı şekilde Özlem gibi davranır mıydı? Ha, Firdevs aynı şekilde Özlem gibi nasıl davranırdı? Benim annemin dostu Firdevs arar da mesaj atsaydı... Ben onu sormuyorum. Firdevs Özlem gibi davranır mıydı? Eşiniz. Ben görmedim de duymadım. Şimdi günahını almadım. Davranır mıydı? Davranmadı be, görmedim. Neden davranmazdı? Sevdiğinden. Çünkü bana da, o da bana güvenir. Çünkü güvenildi. Karakterli bir kadın, şahsiyeti olan bir kadın kendine yakışan gibi davranır. Siz o zaman diyecektiniz ki Okan Bey, bu benim amcamın kızı. Aynı zamanda benim namusumdur. Bak ben olaylar duyuyorum sağdan soldan. Aile hayatına biraz çeki düzen ver. Benim amcamın kızına zarar verme. Giderdin amca, amcanızla görüşürdünüz. Herkes kaç siz kere konuştu, bunun uyarmaya işine, çalıştı. Eğer korumaksa bunun adı, bir kadını korumaksa, kuzeninizi korumaksa, aşk meşki karıştırmadan o bizim kutsal saydığımız aile değerleri üzerinden bunu yapabilirdiniz. Aynısını bu sizin ben yaptığınız, zaten... bakın hem iş hayatı olacak, hem akrabalık olacak, o eve gireceksiniz, rahat çıkacaksınız. Hem bir insanı iş hayatından vuracaksınız, hem aile hayatından, hem akrabalık hayatından. Ha, kim siz konuşmadınız dedi? Diyorsunuz ya, zaten biz Okan'dan bunu konuştuğumuzdan bizim bundan yakınlaşmamız oldu. Ay yapmayın Alper Bey ya. Niye kim böyle oldu Esra Hanım? Biz Okan'a dedik ki sen niye böyle yapıyorsun, ailene sahip çıkmıyorsun şöyle. Bu da dedi ki benim durumumu biliyor, ben de ayrıyım. Okan dedi ki, nasıl Alper, sahip biz... çıkacak Alper? Okan Özlem'e nasıl sahip çıkacak? Nasıl sahip çıkacak? Annesine diyecek senin eş dostum beni aramayacak. Tamam benim bunu eşim. Yapacak başka. Ondan sonra bunu dışarı... yapmadığı için mi Özlem yengesinin seninle beraber oldu? Yengesinin evine sabah oldu? Girip de akşam çıkmayacaktı abla. Ne? Karşı yenge. Karşıya. Başka nasıl sahip çıkacaktı? Başka, bunun Okan sabah, Okan mesela herkes arasın borçlular hepsi de biliyor. Okan'la abisinin Ya bu böyle bir iddiam var. Özlem'le bu evlilik bitti. Yeni bir hayat kurmayı planlıyor musun sonrasında? Evet. Evet. Peki sen Özlem'le birlikte olduğun süre zarfı içerisinde Özlem'in bekçisi mi olacaksın? Neden bekçisi olacağım? Çünkü bekçisi olmak zorundasın. Özlem kendine sahip çıkamıyor. Sen 7/24 öyle duracaksın ki bak. Neden sahip çıkamayayım? Seni de aşağılıyor. Farkında Okan gibi değilsin. Kimseye ezdirmiyor ki neden sahip çıkayım? Senin başına bekçi lazım diyor. Senin aklın yok. Senin fikrin yok. Senin ahlaki değerlerin yok. Sen hiçbir şeysin. Özlem'in başına bekçi lazım diyor. Ben de soruyorum. Sen Özlem'le bir hayat kurduğunda onun bekçisi mi olacaksın? Ben onun her şey olmaya razı oldum da zaten tamam. Onu kaçırdım. İnşallah hiç başından ayrılmayın çünkü bıraktığınız dakikada her türlü her şeyi yapabilir değil mi? Sana ben aynen bunu ben Özlem'e sonsuz güveniyorum. Ha? Ben Özlem'e sonsuz güveniyorum. Ben diyorum ki gidin o ailenin bir durumunu araştırın. Yani o ailenin ne durumda olduğunu görün. Alper Bey ailenin durumunu ondan araştırmaya sonra... gerek yok. Eşiniz Elif'e söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan? Kime? Elif'e.
Mesajınız var mı? Firdevs'e. Annesinin adı Elif. Ben Firdevs'e her zaman biz ayrılırken de dedik Firdevs'e. Ben dedim Firdevs'e. Biz ayrılırken de dedim Firdevs'e. Ben de burada boşanma davasını ne zaman açacaksınız? En yakın zamanda buradan. İnşallah. Biz buraya zaten hani... Demek ki neymiş? Planı yapan kim? Sizsiniz değil mi? Hayır, demek ki ailenizin bu konuda bir iradesi yok. Kimsenin hiçbir iradesi. Sizin, evet. Yok, sen de hayatın boyunca böyle başkaları senin üzerinde söz sahibi, hakim ve irade sahibi bu olduğun kendi sürece böyle... Ama evden çıkıp gitmem kendi kararım. Kendi halinde yaşarsın. Biraz kendinize gelin ya. Biraz, çocuğunuz var. Çocuğunuz için böyle çakı gibi olmak zorundasınız. Hiç kimse için hiçbir şey yapmayın. Kendiniz için yapın, çocuğum düşündüğüm çocuklarınız için yapın. Eğer teşekkür ediyorum söz hakkınızı kullandığınız için. Sizi de buradan uğurluyor. Seni de buradan uğurlayabilirim. Onlar şimdi yan yana Esra Hanım, geçebilirler. Buyurun. Özlem Hanım lütfen. Sizden ricam. Çünkü bakın bir Arap saçına girmiş bir aile ilişkisi var. Evet, buradan kadın sığınma lütfen evine. Kadın sığınma evine gidin. Oradan sonra da boşanmanız gerçekleştikten sonra nereye gidiyorsanız gidin. Sizden ricam bu. Çünkü... Ben çocuğumu alacaksam nereye gider? Lütfen Alper Bey'le ayrılmayın. Ya, çocuk buradan sende zaten. Bir ben kadın sığınma evine gidin. Biz böyle düşündük. Çocuğumu almak içinse ben buradan nereye çocuğunu diyorsanız. Çocuğun senle burada yayın sonrasında yani bizim için en uygunu senin kadın sığınma evine gitmen. Yani orada çocuğumu alabileceksem ben giderim. Bugün alırsın. Giderim. Ya çocuğu vermiyorlar zaten. Çocuk senin yanında. Buyurun. Keşke... Of, vallahi üstüme geliyorlar. Şimdi Gürcinaz Şenel konusuna gidiyoruz. Zeynep Şenel 18 yaşında evden kaçan bir kızdı. Zeynep'i bulduk ama bulduk da arkasından neler çıktı neler. Önce Zeynep Şenel gelsin. Şimdi Zeynep'i arama yolculuğumuzu Zeynep'i bulduktan sonra duydukları karşısında neredeyse sağlığını yitirme noktasına gelen bir Gürcinaz annemiz vardı. Evladı için çok çaba sarf etti, çok gayret gösterdi, çok çırpındı. Cuma günü maalesef ki çok rahatsızlandı ama şimdi karşımıza sapasağlam olarak çıkacak. Hazırsa davet edelim. Buyursunlar. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Önce Esra Hanım'a, Hülya Hanım'a, bütün ekibe canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah bin kere razı olsun. Buradan sesleniyorum annelere. Evde durmasınlar, huzur kapısına gelsinler. Çocuklarını bulmak için bu huzur kapısına gelsinler. Yalvarıyorum. Benim gibi gelsinler, ayaklarının üstünde dursunlar, size minnettarım. Sen iyisin ya, ben cuma günü çok korktum. Gerçekten, onun da VTR'si vardı aslında değil mi? Cuma günü çok korktum. Yani yayını hem öyle kapattık hem sonrasında yaşananlar. Sonra senin iyi çok olduğun haberi gelince. Herkesten. Oh böyle çok rahatladım. Şimdi sen yoktun neler oldu neler. Hepsini öğreneceğiz. Önce hatırlatmamız ekranda. Zeynep dün bu koltuğa oturdu. Dedi ki bugün doğruları söyleyeceğim. Canlı yayında yaşadığı her şeyi Aysel ve İsmail ve Halil Boran'la ilgili her şeyi itiraf etti. Önce dünden bir hatırlatma. Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraf. Gel en baştan konuşalım. Sen nasıl tanıştın Aysel'lerle? Eve doğru gidiyordum. Meydanda bunun ağlamasını gördüm. Açık konuşayım. Meydanda tanışmadık. Aynı dediğim gibi dışarıda kalmıştım. Gidecek yerim yoktu. Biriyle tanıştım oradan yine. Para kazanmak istiyor musun? Böyle böyle bir kadın var. Seni onun yanına götüreyim çalış. Kadın senin ticareti. Senin bedeninden. Para kazanacaklar. Kendi evleri mi, bağımsız bir ev mi? Bağımsız kendi evleri değil. Bunlar... Kimler var evde? İsmail abi. Evet. Aysel abla. Oğlu. Fotoğrafını çektikleri kızların WhatsApp'a koyuyorlar resmini. Hı-hı. Yeni araçlar geldi. Birisi geldi ki ben bu kızı istiyorum. Hani ben yapamam.
Söyledim direkt, ben istemiyorum. Aysel ablayı odaya çağırdım. Dedim ki ben yapmak istemiyorum bu işi. Kurtardığım bir tane daha kız var o evde. Melek bakıcılık yapan. Onun gibi sen de benim kızım olursun. Gözümde bu işi yapmak istemediğimi anlamış. Patron kim? Maysel abla patron. Çalışma şartlarını merak ediyorum. Genelde yabancı, Türk yok. Yabancı uyrukluların pasaportlarını... Alıyorlar. Alıyorlar. O evde mi kalıyor o kızlar? Şöyle yatılık alan var. Hı-hı. Saati saatine olan var. Kadının çocukla fotoğraflarını çekiyorlar, atıyorlar. Aysel'in çocuğuyla mı fotoğraf çekip? Ha, ki ben bakıcıyım. Bulunduğunuz ev iş yeri olarak tanımladın ya orayı. Evet. Orası bir daire mi? Basılar yarıştı orası. Aysel'in kira kontratını imzaladığı ev. Kızlar da o evde kalıyorlar. Orada kalıyorlar. Telefonla mı ulaşıyorlar? Telefonla. Telefona kim bakıyor? Karışık. Beni de zaten telefonun başına koyacaktı. Gün içerisinde herkes o eve geliyor. Çok. Parayı kim alıyor? Aysel abla. Peki İsmail, dedim ki ne iş yapıyorsun? Dedim. Yalan. Kargo işinde çalışıyorum. Öyle bir iş yok. Benim üzerime de kredi çekeceklerdi. Ben daha önce işte çalıştım, sigortam yapılmadı. Şu an 10 bin liralık işte sigortalı gözüküyorum 3 aylık. Bu Esenyurt'taki ofis kimin? Yine eşiyle o. Kurdular. Kredi işleriyle ilgileneceklermiş orada. Nasıl benim mükemmel? Üzerime mesela 200 mü, 300 mü öyle bir şey çekeceklerdi. Dediler ki senin üzerinden para çekeceğiz, sen ödemeyeceksin merak etme dediler. Para alacaksın, kazanacaksın deyince ben de tamam dedim hani. Sonra öğrendim ki meğerse bunlar parayı alıp beni kovacaklarmış. Zeynep bugün aslında tüm gerçekleri anlattı. Onu fuhuşa sürüklemek, Zeynep, teşvik etmek konusunda ve aynı zamanda da 200 bin TL kredi çektireceğini söyledi. Hepsini duydunuz. Kim getirdi, nasıl getirdi? Halil denen şahıs abla dedi, ben sana dedi bir kız getireceğim. Dedi ki abla ben bundan haftalık 700 alacağım. Benden önce bunu 3-4 kişiye değil birkaç kişiye böyle vermiş. Hı-hı. Ama bunun haberi olmadan odaya geldin değil mi? Evet. Sen ilk baştan beri bu işi yapmak istemediğimi söylüyorum. Ama sen çocuğa demişsin ki ben kazanacağım. Sen kimsin ki? Sen beraber patron bak, musun? Halil'le beraber çıktılar gittiler. Kapının önünde Halil buna bir iki tane tokat vurmuş. Bitti. Hangi iş yerinize getirdiler bu? Oğlumun iş yerin. Orası sözde iş yeriydi işte. Halil'le sektörü paylaşıyor musunuz? Öyle kesinlikle sorayım size. Ha? Ama Halil'in 3 tane dairesi var. Hı-hı. Bu işi yaparak yükseldi. Aysel abla sen bu işi yapıyor muydun, yapmıyor muydun? Sadece bana tek cevap ver. Evet ya da hayır. Ben bu işi yapmıyordum. Ben çocuk de keyfimden annesini yanına geldim değil mi? Planı anladım. Şu an Halil öne sürülecek. Evet. Halil'in konusu ortada hiçbir olacak. Hiçbir alakası yok. Konu kapandı. Ben neysem sen bu söyle. İşi yaptın. Yalan söyleme. Paraya ihtiyacım vardı. Dedim beni. Dedi ki bu kadın bu işi yapıyor. Telefonda yanımda konuştu. Fotoğraflarımı attı. Okeylediler. Gelsin. Beğendik. Basılmadan önce zaten Aysel abla müşteriyle konuştuğunu zannediyor, polisle konuşuyor. Aysel Hanım, siz ne yaptığınızı gayet iyi biliyorsunuz. Ben de ama iyi sadece biliyorum. Beklemediğiniz şey Zeynep'in her şeyi bu kadar net anlatması. Hepiniz ortaklaşa çalışıyorsunuz. Eşiniz İsmail Bey Esenyurt'ta yeni bir dükkan açmış. Hayırlı olsun. Açmadık. 10 bin TL maaşla sigortalandın sen. Şu evet, anda sigortalı evet, işçisi. Evet, şu an. Çalışıyorum ben ya içkiyimde. Yüksek sigortalanmasının sebebi de yüksek kredi çektirmekti değil mi? Tövbe estağfurullah. Söyle. Öyle yapanlar çok yani. Kim yaptığını söyleyeyim mi artık? Söyle. Kuzeni Murat. Murat kim ya, ben tanımıyorum Murat'ı. Tanıdığınız mı bu şirket sahibi? Teyzemin oğlu. Ne zaman kredi çekecektiniz? Ben Zeynep'i hiçbir zaman zorlamadım. Zorladıysam aha yüzü. Dinine. Tamam da kadın sana zorladın mı diye sormuyor. Ne zaman çekecektik? 6 çocuklu bir ev kadını olsan Halil sana bu işte çalışmak isteyen kız var der mi? Halil'in kendisi de yapıyor. Sen normal bir ev kadını olsan senin tuttuğun ev bu işten basılmaz. Ben bugüne çıkardım. Kadar belki de hiç kimseye fark ettirmeden temiz yürüdün. Bu Zeynep'le beraber ortaya çıktın. Gerçekten ekran başındakiler ekrana kilitlendi yani hipnoz gibi. Böyle bir rahatlık olamaz. Yani o kadar sıradan, hani sanki sebze meyve ticareti yapıyormuş gibi o kadar sıradan anlatıyor ki tek bir kaygı, korku, hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranıyor. Şimdi senin olmadığın zaman diliminde kızın Zeynep gerçekten dün canlı yayında her şeyi itiraf etti. Bu yüzden Zeynep'e ben yürekten bir alkış istiyorum. Ben yayın sonrasında da Zeynep'e teşekkürlerimi ilettim. Çok önemliydi onun itirafları. Bu seni mutlu etti mi? Oldum tabii ki. Yine mutlu oldum. Sizin aranız nasıl? Daha hiç kavuşmadık. Gerçek anlamda kavuşmadınız. Gerçek anlamda kavuşmadınız dedim. Hı. Anladın mı? Anladım.
Şimdi dün sen itiraflarını yaptın. Hı hı. İtiraflarda Aysel de aslında kendi itiraflarında bulundu. Ortada bir sistem var. Bu sisteme dahil olan işte günlük evlerin olduğu, o günlük evlerin sahipleri var. Bu sahiplerden biri Halil. Senin ilk evine kaçtığın Uğur'un kuzeniydi değil mi? İşte onun amca oğlu var. O bu işe dahil. Halil Aysel'i tanıyor. Şimdi bu sistemden bahsedeceğiz ama yayın sonrası dedim ya hani size veda ediyorum ama biz kayda devam edeceğiz. O kayıt dışında neler konuşuldu? Aysel'in itirafları nelerdi? Şimdi o da ekrana gelecek. Sonra bunların üzerinden tek tek Zeynep'le konuşmaya devam edeceğiz. Halil üzerinden menajerlik aslında evet. Düzenli. Bir para olmasa bir bedel alacak. Ne? Seni hiç biriyle birlikte olmaya zorladılar mı? Halil yaptı. Ben yapamam. Dedim yani. Sonra da yapmadım. Yeni araç geldi dedikleri aslında. Yeni kız geldi yeni demek. Kız. Of Allah'ım of. Ablacığım ben nereden bak uzun bir süredir yaptırmıyorum diyorum. Uzun bir süredir yaptırmıyorum. Bir tane telefon var. O telefon için insanlar birbirini yiyor ya. Nasıl yani? Ha 1500 kişinin isminin kayıt olduğu telefon mu? Altın oldu. Değerinde. Çok. Bana ait ama o telefon ne zamandır? Hemen hemen 60 gündür 70 gündür kayıp. Kavga eden var mı? Bize sat telefonu içindeki bilgilerle. Oğlumla çok kişi kavga etti. Kaç arkadaşı var telefon kaydında? Tahmini? 800 kişim var. 800 kişim var. Kaç tane böyle kız var elinizde Aysel? İş yerimde de bir tane bile kız yok şu an. İş yerimde de bir tane bile kız yok şu an. Ben nereden bak uzun bir süredir yaptırmıyorum diyorum. Yaptırmıyorum. Hayatım daha 10 gün önce evet, eviniz uzun basılmış. Uzun süredir yaptırmıyorsun çünkü ev patladı şimdi yeni ev var. Tarihe bakın ya. Şimdi benim en dikkatimi çeken cümlelerden biri de bu. Aysel ben uzun bir süredir bu işi yaptırmıyorum. Dedi. Hı hı. Sen de onun üzerine dedin ki çünkü ev patladı. O ev patladı dediğin Aysel'in kiraladığı bir ev vardı. Senin ilk götürüldüğün Halil tarafından. Orası. Lütfen aralara gir ve doldur anladığımı tamam. Söylüyorum. Halil tarafından götürüldüğün evet. Aysel bu kız sende çalışacak dedi. Evet. Fotoğrafların çekildi. Evet, orası. WhatsApp 1700 kişinin kayıt hı hı. olduğu o telefon o altın değerindeki telefona senin fotoğrafların atıldı. Evet. Yeni arabamız gelmiştir. Araç. Aracımız gelmiştir. Yazıldı ve herkes bunun üzerine müşteriler mesaj geldi. Atmaya başlıyor. Hı-hı. O evde baskın yapılınca Aysel durdu. Durdu. Yeni yer aramaya başladılar. Hı-hı. Yeni yer bulunca da zaten orayı gösterdim. Orayı da baktılar. Büyük ihtimalle kadınları göndermişlerdir oradan da. Yani o çevreye sorulsun ama her gelene de şey diyordu gelirken kola al dikkat çekmeyelim. Sanki misafir gibi gelip giriyorsun benim evime. Şimdi benim söylediğim bir şey vardı. Gelen müşteriye de diyor ki gelirken ekmek al. Polis seni aynen. gördüğünde bir ekmek almaya aldırıyor. Gittim. Ekmek almaktan geri dönüyorum aile dersin. Aile evi ben de o yeni taşındılar onları ziyarete gidiyorum gibi. Peki, ya da sokağa çıkma yasağı olduğu hafta sonları evet, da çalıştıkları aha. için. Çok zaten enteresan. Cumartesi artık polis ekmek alandan da şüphelenecek. Düşünsenize sen masum ekmek almaya gidiyorsun. Ama başka biri o nimeti bir şey söyledim. Kendini örtbas etmek için kullanıyor. Cumartesi pazar günlerini Aysel abla çok seviyordu. Çünkü ya herkes şimdi oraya bana Zeynep şöyle anlat. Halil'in seni götürdüğü yer o basılan ev. Evet. Ofiste. Evet. İnsanlar ekmek alıp ya da bir şeyler alıp o eve geliyorlardı. Ve kızlar o eve değil yeni eve artık basıldılar ya bir daha basılmayalım diye ekmek al, bisküvidir, şudur al. Ya bizi ziyarete geliyorsun ya da dışarıda seni biri gördüm mü ekmek aldım evime gidiyorum. Diyordun. Gün içerisinde kaç kişi eve geliyordu ziyaretçi? Çok. Çok geliyordu. Saymadım çok. Evde kaç kız vardı? Evde bu yeni evde iki kadın vardı. Üç kız pardon bir tanesi gitti iki kadın kaldı. Bunlar yeni kadını da getireceklerdi. Yabancı uyruklular var mıydı? Var yabancı zaten. Üç kadın vardı. Kaçı yabancı uyruklu? Kaçı yabancı? İkisi de. İkisi de pardon, üçü de. Üçü de yabancı uyruklu. Bunların pasaportlarını aldıkları için ve Türkiye'de aslında oturma izinleri olmadığı için bunların bir nevi aslında çaresizliğinden faydalanıyor. Sizin gibi de internet üzerinden buldukları kız çocuklarının evet. da kalacak yerleri yok. Aileleriyle sorunlu olan çocuklar. Ne demişti? Senin yapamadığın, sana ne dedi Zeynep evet. abla? Senin yapamadığını meydanda gördüğüm kızını aldım. Ben bana yaptım. Dedi zaten. İnsanlık öldü mü Esra'nın? Keşke bu insanlık ölse. Bak o kadar diyorum. Bana dedi zaten senin gibi böyle
işte eve gitmeyen bir kız falan varsa bizim yanımıza gönder çalışsın. Oraya gelme. Hafta sonlarını, sokağa çıkma yasaklarını daha çok seviyordu. Ekmek alıp, kola alıp o evdeki aynen. üç kızla beraber olmak için gün içerisinde çok sayıda... Müşteri işte alıyor. Müşteri geliyordu. Aysel o evde bulunuyor muydu? Bulunuyor, orada patronu o. Patron. O orada oluyor. Araba parayı eve kim alır? Parayı. Parayı nasıl alıyorlar? Bir tane ismini vermediğim adamın ismini de vereyim. Söyle. O da açığa çıksın. Taci diye bir adam var. Taci de orada çalışıyor. Hatta çok korktu. Ben o ofise götürdüler ben yayından çıktıktan sonra. Adımı vereceksin diye ödüm patladı kız falan yaptı. Cuma öyle. Akşamından bahsediyorsun. Evet. Taci var bir tane adam. O da bu işi kaç yapıyor. Kaç yaşında Taci? Bayağı yaşlı ya. 45-46. 46. Neleri oluyor bunların? Hiçbir akraba bağı yok. Hiçbir bağı yok. Görevi aynen. nedir? Taci'nin görevi ne? O da kadın falan ayarlıyor böyle. Dışarıdan para alıyor. O da şimdi kendi kadınlarını getirmiş yeni ofise. Taci, Aysel Güngör, İsmail, oğlu Metehan Güngör o evdeler. Evet. Üç kız var, eve gelip giden müşteriler var. Evet. Böyle yürütüyorlar işte yani. Paraları Taci alıyor. Taci'nin eğer kadın getirdiği kadınsa Taci yarı yarıya alıyor parayı. Peki Taci kadınları nereden buluyor? Taci mi? Çevresi geniş yani onların. Ben nereden bulduğunu bilmiyorum. Yabancı telefondan uyruklular genelde. Mı? Yabancı. Yani Türklerden Türk de. Türk yok hiç hep yabancı. Yabancı uyruklu. Yabancı uyruklarla biraz önce söyledik ifadede de vardı. Pasaportlarını saklıyorlar mı yani kızların? Bazılarınkini saklıyorlar. Kızların onların yanından ayrılma gibi... bir şey kendi gitmesinler diye. Ha? Gitmesinler diye alıyorlar bazıları. Alıyorlardı. Içine. Pasaportu para karşılığında onlara satıyorlar mıydı? Yok. Ama bizim bildiğimiz çok önemli bir bilgi var. Kızlara pasaportu para karşılığında satıyor. Halil seni, şimdi sen Halil günlük evleri olan biri değil mi? Kimin kuzeniydi bu? Kuzeni değil, Uğur'un çocukluk arkadaşı. Çocukluk arkadaşı. Evet. Sen ilk Perşembe günü geldiğinde şöyle bir tavır yapmıştın. Uğur senin yanından ayrıldım nereye gittim? Halil'in yanına gittim dedin. Aynen bu mimiklerle. Evet öyle yaptım. Hı? Yaptım. Uğur mu seni gönderdi Halil'in yanına? Uğur gönderdi. Nasıl? Uğur bilmiyorum ayaklarına yattı öğrendi şok oldu. Nasıl ya Halil seni nasıl satar falan yaptım. Ben Uğur'un bildiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Uğur hakkında bir şey söylememiştim. Ben Uğur'un yanında kaldığımda da Uğur beni bir tane bir yere götürdü. Orada böyle şey yapıyorlar. Mesela nasıl bir yer şimdi adını da unuttum onun. Adam masaya geliyor. Seni çağırıyor masana, sen masanda oturuyorsun, adamla sohbet, muhabbet, içiyorsun, sadece paranı veriyor, bitti. Nasıl bir yer burası? Yok. Kafeler kapalı. Orası gizliden açık, şirin evlerde bir yer. Şirin evlerde, hangi saatlerde açılıyordu? Hangi saatler arasında, saatlerini tam bilmiyorum ama bazen gece 5'te çıkan kadınlar oluyor. Yabancı uyruklu kadınlar var genelde, yine Türk yok. Sen hiç masaya oturdun mu? Masaya bir gün gittim oraya ben, o da bir gün gittim, orada olay falan çıktı, kadınlar birbirine girdi, direkt çıktım. Direkt çıktın. Seni oraya götüren? Uğur. Uğur'du. Evet. Uğur para aldım oradan. Uğur mu? Yok. İşte ben para alacaktım. O da benim paramı yiyecekti. Yani ilk geldiğin gün aslında sen böyle tam alttan dedin ki beni kullanıp benim üzerimden para kazanmaya çalıştılar dedin. Halil seni niye Aysel'e verdi? Şimdi sen Halil niye vermesin ki haftalık 700 TL alacak üzerimden. Hani bu menajerlik bedeli dediğim. Aynen. Baksana Zeynep'i getirdim. Zeynep sizi çalışsın. Haftada 700 TL isterim. Her hafta 700 evet, TL. Evet her hafta 700 TL. Peki bu ilk konuşmayı yaptığınızda Aysel'in yanına girecektin ya Halil sonra sana şiddet uyguluyor. Seni dövüyor. Evet. Neden? Niye? Bana diyor ki evden dışarı çıkamazsın. Ben hangi de dedim evden? Ki şey kiralık dairesinden yani o odadan çıkma. Aysel'in evinden mi? Yok Aysel'in kendi evinden. Kendi. Yanında da bir tane çocuk büyük ihtimal yanıma getiriyordu. Ben de giderim dedim. Beni orada bekle geliyorum. Dışarı çıktım. Sen nasıl gidersin diye tekme attı. Sonra geldi tokat attı. Ben de kaçtım oradan. Peki. Halil günlük evlerini nasıl kullanıyordu? O da mesela Halil nasıl kullanıyor? Parayla veriyor. Ya da kızlar var, kızları çalıştırıyor. Halil hatta bir kere Halil bana şunu da söyledi. Esenyurt'ta dedi genelde kızlar dedi şey yapıyor. Adamları dolandırıyorlar. Sokak ortasında bekliyor ya. Yanından geçen adama birden çığlık atıyor. Ay sapık sen ne yapıyorsun? Taciz mi ediyorsun beni? Kızların tanıdığı iki erkek de uzaktan geliyor. Hayırdır sen kızlara mı bulaşıyorsun? Adamı soyup gidiyorlar. Enteresan. Halil Bey yani kaç sokak yaşında? Ortasında yalandan kavga Halil? Çıkartıp kaç yaşında mı? Milleti soyma. Halil mi? 21-22 vardır genç. 21 yaşında bu işi yapıyor. Evet. Kiralık daireleri var. Evet. Üç tane kiralık daire. Hoca sahipleri farklı mı Halil mi? Halil. Benim bildiğim Halil'in.
Değildir onun. Başka ama neden Halil'indir? Çünkü ben bu yayına çıktığımda dedim ya benimle video çekti. O videoda çekmeden önce dedi ki Halil'in benim sadece bir yer olduğunu söyledi. Diğer yerlerimi söyleme dedi. Söylemedi. Tek bir tane herkes dedi. Seni yayına çıkmadan önce şunu söyle bunu söyleme diye uyardılar kurguladılar yani. Mı? Aynen. Aysel nasıl kurguladı? Aysel mi? Meydan oyuna attı işte. Tamam meydan bir. Halil de onu attı. Hı hı. İki. Uğur da dedi benim adım geçmeyecek. Üç. Veysel. Aynen. Taci abi de geçirme. Ha. Öyle. Doğuş da vardı tabii, anketör. Tabii. Doğuş'un bir şey ondan bir şey. Ondan bir şey yoktu. Aynen. Ay iyi ki yokmuş yani. Sen ucuz yırtmışsın farkında değilsin de. Belki de annenin yüzü suyu hürmetine yani. Onun duaları, onun bu kadar cabbar ve cevalliğiyle. Şimdi Aysel'in evinde gittin. Orada seni aslında çalıştıracaklardı. Evet. O telefondan bazı kodlamalar vardı. İşte yeni aracınız gelmiştir. Başka kodlamaları var mı bunların? Yeni araç, yani, yeni bayanlar. Dün de sordum sana, senin harcalığın neydi? Ben şöyle düşünüyorum, çalıştırmamalarındaki amaç bence üzerimden kredi alacaklar diye. Zaten bu kadar parayı alacağız bir kızdan. O yüzden çalıştırmamışlardır. Evet, bu arada sevgili seyirciler, konuşuyoruz, VTR'lerim var. O VTR'leri de ekrana getireceğim ama... Öncelikle Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ali Beyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne, ekiplerine, Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliği'ne, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çünkü... Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dün yayından sonra Eyüp İlçe Emniyet Müdürü'ne bağlı Ali Beyköy Polis Merkezi'nden gelen yetkililer Aysel ve İsmail Güngör çiftini aldılar, sağlık kontrollerine götürdüler. Bir şey söyleyebilir miyim? Fuhuşa teşvik, aracılık ve fuhuşa zorlama suçlarının ifadeleri alınması için polis merkezine götürüldüler. Ondan sonra da olayın yaşandığı yer Esenyurt olduğu için de karı koca ilerleyen saatlerde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği'ne ekiplerce Esenyurt'a götürüldü. Şimdi bir... görüntülerimiz var. Görüntüler ekrana gelecek. Biraz sonra Caner karşımızda olacak. Çünkü en son onlar bir Büyükçekmece Adliyesi'ndeydi. Mahkemeye çıkartılmayı bekliyorlardı. Haberler nedir? Kararlar nedir? Bunları öğreneceğiz. Önce veterimiz ekrana gelsin. Evet, şu anda emniyet güçleri Aysel ve İsmail'i gözaltına almak için stüdyomuza geldiler. Oğlunuzun ve sizin üzerine olan kayıtlı evde fuhuştan baskın yapılmış. Ben o fuhuşun içinde miydim? Orada göründüm mü? Peki Halil denen kişi kızı size satmak adına getirdiğini siz kendiniz beyan ettiniz canlı yayında. Evet. Siz ne iş yapıyordunuz da kızı size Halil satmak için getirdi? Ben bir iş yapmıyordum yani. Abla senin çevren benden de daha çok götür diye şey yapmıştı. Tamam, bu çevre amacı neydi yani? Fuhuş muydu? Onu çevre avucu fuhuş. Onu çevre avucu fuhuş. Onu çevre avucu fuhuş. Halil'in çevresi mi fuhuş? Aynen öyle. Halil de size fuhuş yaptırmak adına mı kızı getirdi? Aynen öyle. Halil de size fuhuş yaptırmak adına mı kızı getirdi? Aynen öyle. Evet Zeynep, her şeyi itiraf ettin. Evet. Aysel ve İsmail hakkında suç duyurusunda bulunacak mısın? Bulunacağım, şikayetçi olacağım. Peki Halil ile ilgili? Ondan da şikayetçi olacağım. Hepsinden şikayetçi olacağım. Asıl Halil de mi seni fuhuşa teşvik etti? Evet, evet, o da şey yaptı, teşvik etti beni. Evet Zeynep, yayınımızda Halil adlı bir şahsın kendisini para karşılığı erkeklerle tanıştırdığını iddia etmişti. Şu an saat gece 1:30. Halil Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Evet, şu anda Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nin önündeyiz. Dün gözaltına alınan Halil, İsmail ve Aysel
Gözaltı süreleri tamamlandı ve birazdan adliyeye sevk edecek. Olsun Esra Hanım. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Allah bu ekipten, sizden, hepinizden milyonlarca, binlerce teşekkür ederim. Minnettarım size. Allah razı olsun hepinizden. Benim çocuğumu kurtardınız ya. Benim en büyük dileğim gençleri bu bataklara çekenlerin yok olması ve kaybolması gereken cezayı çekmeleri yönünde. Biri madde, diğeri de maalesef ki o tehlikenin farkında mısınız bilmiyorum ama bu kadın ticaretine ve fuhuşa gençler, evden kaçan, ailelerinden kaçan, uzaklaşmak isteyen gençler sürükleniyorlar. Onlar bulundukları şartlar itibariyle başlarındaki insanların dediklerini yapıyorlar ama hayatınızı bu şekilde sürdüremezsiniz. Ve bunlar temizlenirse, hepsi ortaya çıkarsa ve adalet de yerini bulursa bu İnşallah. Gençlere hiçbiri dokunamaz. İnşallah. Bu arada Aysel ve İsmail Güngör ile ilgili 3 ayrı adrese de dün akşam Esenyurt polisi tarafından baskın düzenlendi. Evlerde aramalar yapıldı. Halil Boral da gece saat 1.30 sıralarında yaşadığı adresten polis eşliğinde alındı. İfade vermesi için Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Geceyi nezarethanede geçirdi bu 3 isim. Aysel Güngör, İsmail Güngör, Halil Boral. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldüler. Savcının alacağı ifadeden sonra mahkemeye çıkartılması bekleniyor dendi. Şimdi Caner'den gelecek olan bir haber var. Hemen bir Caner'e de gidelim. Şu anda Büyükçekmece Adliyesi'nin önünde 4.5'e bağlantıda karşımızda. Sen neler aktaracaksın? Dün akşamdan bugüne kadar olan her şeyi zaten biraz önce ekrana getirdik. Sendeyiz Caner. Evet Esra Hanım, dün yayınımıza ihbar kabul eden emniyet güçleri İsmail ve Aysel'i gözaltına aldılar. Dediğiniz gibi Halil'i de ise saat 1.30'da evinde olduğu sırada gözaltına alınıp Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdüler. Gece sabaha kadar sorgulandılar Esra Hanım. Sabah saatlerinde ise adliyeye getirildiler. Burada ise savcılık tüm delillerin toplanması için ek gözaltı verdi. Ve şu an o 3 şahıs Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeler. Şimdi ve Aysel, İsmail ve Halil Zeynep için savcılıktan ek gözaltı süresi mi talep evet. edildi? Evet, daha Esra, kapsamlı birden fazla. Evet, tüm delillerin toplanması için tüm delillerin toplanması için ek gözaltı verildi. Yarın umarım bu 3 kişi tutuklanılacak Esra Hanım. Şunu da belirtmek istiyorum. İnşallah. Zeynep dün şikayette bulunduktan sonra siz de belirttiniz. Aysel Hanım'a ait 3 tane eve baskın yapıldı. O evde neler bulundu şu an için bilmiyoruz. Ama haklarındaki suçlamalar fuhuşa teşvik, fuhuşa zorlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanacaklar. Şimdi dosyanın... Biz yarın yine buradayız Esra Hanım. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yarın umarım mutlu haberi sizlere vereceğiz. Ay inşallah. Yani bu sadece Zeynep'in konusu değil. Aslında Zeynep kendisiyle beraber o evlerde çalıştırılan yabancı uyruklu kadınlar da maalesef ki kullanılıyorlar ve mağdur ediliyorlar. Onların da herhangi bir hürriyetleri yok. O evden çıkamıyorlar. Şimdi dosyanın kapsamlı olması, birden fazla kişinin olması sebebiyle de sanırım bu gözaltı süresi kararı da
verildi. Çünkü birden fazla, şimdi bizim bildiğimiz Halil Boran, Aysel Güngör, İsmail Güngör, Taci ismini veriyorsun. Birden fazla kız var, kiralık evler var, işte günlük evler var. Ev görüntüsü altında tutulan ama bu işlerin yapıldığı, bu amaçla kullanılan evler var. Evet. Aynı zamanda bu eve gelip para karşılığında bir kadınla beraber olmak isteyen kişiler o evden çıktığı zaman... paraları çalınıyor, kimlik kredi kartları çalınıyor, bilgileri, özel gizli bilgileri çalınıyor. Bu tarzda da suçlamalar var. Aslında kalabalık ve sistematik çalışan bir örgütten de bahsetmek mümkün. Diğer tarafta İsmail Güngör kredi işine girecekti. Sicili temiz gençlere, genç kızlara, onları işte balon şirket diyeyim aslında. Görünürde bir şirket var ama balon şirketlere yüksek maaşlı sigortalıyor. Ve sonra da bu kişileri orada sigortalı gösterip beraberinde bankalardan da kredi çekeceklerdi. Caner, aktarmak istediklerim var mı? Söylemek istediklerim var mı? Şu an aktaracaklarım bu kadar. Şu an aktaracaklarım bu kadar. Biz şimdi kameramanım Şükrü ile birlikte tekrardan Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Umarım dediğim gibi yarın size güzel haberleri vereceğiz Esra Hanım. Peki sen dün akşam emniyetteydin. Halil alındığında Halil'e soru sordun mu? Halil Boran'a. Halil. Esra Hanım, Halil'le konuşmaya çalıştım ama Halil ne dün gece ve ne de bugün bizimle konuşmayı reddetti. Sorduğum tüm sorulara cevapsız bıraktı kendisi. Yani Zeynep'in iddiaları ile ilgili ne söylüyor, alakam yok mu dedi, ben nereden bileyim, bir şey demiş olması lazım. Esra Hanım, hiçbir şey söylemedi Esra Hanım. Peki Aysel emniyete gittikten sonra... Söyle. Halil Bey'in babasıyla burada görüştüm. Halil Bey'in babasına sordum iddialara ne cevap verecek diye. Asla çocuğunun böyle bir şey yapmayacağını, kendisinin sabah marketi açıp akşama kadar markette olduğunu, tüm suçlamaları... Gündüzleri marketçi, akşamları günlük kiralık evleri olan 21 yaşındaki bir delikanlı. Şimdi Aysel'in benim en rahatsız eden tavrı böyle, bak şöyle şöyle yürüyor yani. Bu kadar pişkince ve arsızca, hani sanki bunların tüm suçlamalar başka biriyleymiş de bu orada duruyormuş gibi davranıyor. İsmail abi de dün geçerken böyle yapıyor bana, helal olsun sana. Ben dedim ki helal olsun ki sizi ortaya çıkardım. Nasıl helal olsun sana? Helal olsun, bak konuştun neler oldu diyor bana, helal olsun. Var mı? Bu olayların içerisinde aynı zamanda da, çünkü fuhuş olayının olduğu yerlerde beraberinde madde de olur. Evet. Müşterilere ve buradaki kadınların daha rahat hareket ettirilmesi adına. Sen buna şahit oldun Oldum. Mu? Oldum. Bunu temin edenler yine Aysel ve İsmail mi? Onlar alıyorlar. Esenyurt'ta bir... Alınsın. Sen şimdi dün şikayetçi oldun. Kimlerden şikayetçi oldun? Aysel, İsmail, Halil. Halil'den şikayetçi. Şikayetinde de bu işte uyuşturucu maddeyle ilgili isimler verdin mi? Verdim sanırım. İfadende yok ama şimdi yok tekrarlarsan mu? Hayır. İfadende ondan bahsetmemişsin. Olsun ama. İşi geliştirmişler. Her Nasıl şeyden yap. Laboratuvarları, üretim yaptıkları bir yerleri var. Burası da ev mi, iş yeri mi? Hı? Niye gülüyorsun ya? Yok, hayır kendim öyle. Ha, bu arada ekranda tabii bunların hiçbiri çıkmıyor. Çok önemli bir şey söyledi. madde üretimini yapan Erhan. Bir de yanındaki arkadaşı Erhan. Barış diye birinin yanında kalıyorlar. Burası bir evdi. Ev. Bu evin içerisinde oluyor. Bunların hepsini de ilaveten söyleyebilirsin. Şeyi anlamadım. Sen çıkarken İsmail döndü sana helal olsun dedi. Helal olsun. Ya şimdi mesela bizi sattın helal olsun mu? Bizi sattın yani işte, bizi sattın diyor. Ha, bizi sattın helal olsun. Bizi sattın demek de o anlama getiriyor. Helal olsun sana diyor, bak neler oldu. Hayır, acaba dedim İsmail bir anda o kadar şiddete uğruyor ki Aysel'den. Bir anda tebrik kurtulmuş olmasına mı beni sevindi dedim benim aklıma. Çok şiddete uğruyormuş İsmail bir de. Of, evet, çok dayak yiyor. Çok güzel döver Aysel abla onu. Tokatlar yani, dövüyor. O da kredi işi yapıyor. İsmail'e kalsa o da döver de, Aysel'in erkek kardeşinden korkuyor. İçeride oğlu var ya, ondan korkuyor. Sana bir isim daha soracağım. Dayı kim? Dayı. Dayı da onların başları, çok güveniyorlar dayılarına. Kaç yaşında dayı? Bayağı büyük. 40. Ne kadar? 5 vardır. Ha? 45 vardır. 45 yaşında. Dayı lakabı mı?
Dayı lakabı. Lakabı. Adı... Unuttum. Dayının seni koruduğunu söylediler. Evet, koruyor. Koruyor. Yani şöyle koruyor. Gerçekten de koruyor ama şu anlamda. O adam da bu işlerle uğraşıyor. Mafyaymış. Mesela ofisteyken ben... Abla arada beni yanında götürürdü, canım sıkılırdı diye evde. Dayı geldiğinde direkt derdi ki mutfağa geç, sakın mutfaktan çıkma, dayı beni öldürür. Dayı, seni burada çalıştırıyorum zanneder. Dayının sana karşı bir zaafı mı var? Evet. Ben bunları nereden biliyorum? Öğrenmişsindir. Ha? Öğrenmişsindir. Ha. Ne yapayım? Dayının sana zaafı var. Zaafı olduğu şöyle için şey de oldu. Aslında sana koruma bu ayrıcalığı alındı. Tanıyorlar. Evet. Değil mi? Hı hı. Bu ayrıcalığı tanınmasının sebebi senin kara kaşın, kara gözün, kredi de seni var ya bin kere harcarlardı. Ama o dayı onların korktuğu biri olduğu çok için. Çok korkuyorlar. Peki dayıyla onların bağlantıları ne? Dayı önceden Aysel ablayı istiyormuş. O zaman Aysel abla yeni boşanmış. Ondan sonra Aysel abla bu İsmail'le evleniyor. Sonra dayı da buna sahip çıkıyor. Tamam, bundan sonra hani kız kardeşimsin. Sana yan gözle bakmam falan. O da bu işi yapıyor ama. Aynen. Sonra bunlar işte zaman geçtikçe böyle aralarında bir bağ oluşuyor sanırım. Oradan tanıdım, eve geldiğinde tanıdım. Şimdi ben de. İzleyicilere de seslenmek istiyorum. Bakın birden fazla isim var. Sizden ricam, anneyi gördünüz burada cuma günkü halini. Başka anneler canından vazgeçecek hale gelmesinler. Aynen. Lütfen öyle. Esra Erol'da ihbar hattına bu kişilerle ilgili bilginiz varsa lütfen ihbar hattına gereken bilgileri verin. Bunlar emniyetle paylaşılsın ya da emniyete bu bilgileri ulaştırın. Sizden ricam daha fazla o bölgede, çünkü geliyor iş nerede patlıyor ya, o bölgede zaten bu iş yapılıyordu. Ya, lütfen. Esenyurt'taki gerçek aileler, aile hayatı sürecek olan insanların yaşamlarını da kirletiyorlar. Bakın o bölgede bu gibi tarzdaki şeyler duyulmaya başladıkça orada bir düzenden bahsedilemez. Ben buradan Esenyurt halkına da seslenmek istiyorum. Lütfen içinizdeki bu tarz işleri yapanları barındırmayın. O bölgenin yani gerçekten temiz ve yaşanabilir bir yer olması gerekiyor. Aysel'in annesi... Laf attı, polis de onu dedik, çıktı dışarı, ceza yazarım. Karakız Hanım. İyi günler. Hoş Esra geldiniz. Dün emniyetin orada neden Zeynep'e saldırdınız? Çok yalan söylediği için gülüm. Efendim? Hoş bulduk. Televizyon sesini kapatın, sadece telefondan duyun. Sen çünkü yalan konuşuyorsun. Çok yalan konuşuyorsun. Aa, gelin nedir kalıyor. Zeynep'in yalanları? Ablacan, Allah yukarıda şahittir. He. Benim kızım o işten olduğundan bir dahi haberim yok. Tamam. Bak. Maşallah. Ben 25-30 senelik esnafım. Hı hı. Ne iş yaparsınız? Gerçekten de haberim yok yavrum. Ben pazarcıyım yavrum. Kızınız yıllarımı ne iş yapar? Vermişim, bu şeye de sorabilirsin. Sana seni bu. Kızınız ne iş yapar? Yani kızınızın ne iş yaptığını biliyordunuz. Kızım 1,5 senedir hiçbir şey yaptığı yoktur. Dışarıda bazen ev işinde gidip çalışıyordu bacım. Evin içinde ne yapar, ne iş yapar? Ev temizliyordu. Temizlikçilik yapıyor. Damadınız evet, ne iş yapar? Damadı ben onu hiç tanımazdım. Damadınız İsmail'i tanımazdınız. Kümür kaç tane damat var, kızınızın bir bu işi yaptığını neden bilmiyorsunuz. Bundan dolayı Zeynep Allah yalan söylüyor diyorsunuz. Ben size şimdi bir soru sormak istiyorum. Ben Zeynep'i evladımdan seçmem. Ben Zeynep, acıktım. Annesi Karakız bu işi biliyor muydu, bilmiyor biliyor muydu? Biliyor ya, neyine bilmiyor? Ofise geldin ya. Hayır. Neyine bilmiyorsun? Ki? Millet senin geçmiş... Kızınızın ofisi ya. Olarak nereye gidiyordunuz? Ne? Kızınızın ofisine nereye gidiyordunuz? Bak, ekmek... İnşallah. Sizin Çarpan bu konudaki bütün ihbarlarda sizin de isminiz geçiyor. Evet, kızınızın ofisine niçin gidiyordunuz? Vallahi gülüm, ben hiç yere çocukları yoklamaya gittim bu. Oğlu rahatsızlanmıştı, onun için gittim. Siz o ofiste ne iş yapılıyor? Diyeceğim. Temizlik işi mi diyeceğim? Ben orada hiç bir şey yoktum bakayım. Esra Hanım. Siz bu iş iddiasıyla ilgili olarak emniyete gittiniz mi Karakız Hanım? Sizin Esra hakkınızda Hanım. Hiç iddia... Avukat Hanım.
Gittiniz ya mi? Ya olmayan şeye niye ya gidelim? Ya bu pislikleri niye konuşturuyorsun ki? Allah bunların belasını versin. Ama... Ya her şeyden haberi var ya. Damadını yok tanımıyormuş. Sen kızını kimle evlendirdiğini bilmiyor. Yaptın. Benim geçmişim tertemiz kızım. Tertemiz. Benim... Yapıyor da her şeyden haberi var, yalan söylemez. Sen kızının bir teyze, ofisine gidiyorsun. Kızın o ofiste ne iş yapıyor? Bak, ofis olduğunu bilmiyorum bak. Yalan. Yukarıda Allah var, Allah. Zaten. Ey yüce Mevlam, sen görüyorsun. Allah'ım sen görüyorsun. Ben eve gittim gülüm, eve. Evine mi gittin, çocukları ofise vardı, mi gittin? Eve gittim, Allah yukarıda çektim. Peki, ben eve gittim. Kızın Fadir gitti. Fadir Barış yolunda geri dönüyorum. Bak, Aysel Hanım. Peki ben sana başka bir şey soruyorum. Unut Zeynep'i. Bundan bir ay önce senin kızının üzerine kiralık ev polis tarafından basılıyor. Torunun ondan alınıyor. Yok, o zaman ondan ne yaptın? Haberim yok. Nasıl yok, haberin haberim yok? Gülüm. Ben saat 7'de eve geliyorum. Hiçbir şeyden haberin yok, mu? Yok, haberin yoksa yok. Dünkü yayını izle, kızın itiraf ediyor yaptığını. Peki. Kızına mı basılmış dedi. Peki. Kara kız bak, telefon attığında seninle ilgili bir ihbar var. Onu bağlayacağım. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. İyi günler, iyi çalışmalar ablacığım. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi ablacığım, o evde bir kız çocuğu vardı. Melek diye, hatırladınız değil mi? Evet. Özbek kızı. Özbek kızı Melek, evet. Evet. Bir sene önce bu kız çocuğu, biz o eve müşteri olarak gidiyorduk. Biz Esenyurt'ta oturan Esenyurt sakinlerinden birisiyim ben. 30 yaşında ne? Bu kızın bir sene önce bebeği İstanbul Anadolu yakasında doğurup satılındı. Bunun hesabını abla sor, kurban olayım sana bak abla. Bir şey söyleyeceğim. Bunun hesabını sor. Bir dakika. Sana bakın, bir şey söyleyeceğim. Abla, evlerinde kalan bağlattı. Arkadaşlar. Ona yardım etmek Meleğin istiyorlar ya. Gerçek adı ne? Bilmiyorum. Meleğin gerçek adını bilmiyorum abla. Sen ama de bilmiyorsun. Ama o kız ağlaya ağlaya esmer kara kuru bir kız, zayıf. Bu kız bir sene önce Anadolu yakasında bir bebek dünyaya getirdi. Kız mı erkek mi bilmiyorum. Bir şey soracağım. Peki. Zaten yarım yamalak Türkçe bildiği için anlattığı bu. Bu çocuk nerede abla? Peki Melek bu çocuğun satışını kim yapmış? Bir şey söyleyeceğim. Abla Aysel İsmail bunu çok iyi biliyor. Aysel İsmail. Bir dakika ayrılma. Bu Melek ablanın çocuğunun bir tanesi eşinde, bir tanesi de şeyde. Pardon. Evet. Yani bu. Hayır. 2020 yılında ya da 2019 yılında bir gebelik, 2020 diyelim ona. Ya bu kız hastanede doğum bir çocuk doğurdu. Dönemi hatırlıyor musun? Ablam bir sene, bir buçuk sene falan oluyor. Böyle oluyor şu olay. Mesela bu hastanede bir tane kadın doğum yapıyor. Çocuğu alıyorlar, sanki o doğum yapmış gibi başka kadına veriyorlar. Meleğin çocuğu Aysel tarafından Anadolu yakasına doğum yaptı. Bir ay çocuğu olmayan bir aileye satıldı. Abla kime satıldığını bilmiyorum ama bakın ne diyorum. Bir buçuk sene önce, iyi anlayın beni. Hı hı, onu anladım. Bir buçuk sene önce biz o eve müşteri olarak gittiğimizde bu kızla biz odada baş başa kaldığımız vakit bize dedi ki... Abi benim çocuğumu bulun. O zaman o kız o evde... Kendi rızasıyla da kalmıyor. Hayır, pasaportlarını bütün kızların ellerinden alıyorlar. Peki kara kız? Abi, Melek, Melek yanında ben mı? Ben merhaba Yasir abla, ben Melek'im. Melek nasılsın? Kara kızın yanında bu arada. Evet, iyiyim, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Bana Melek, gerçek adın nedir? Settar'la Mahkub'a, 91 man. Bak, bu kız yalan konuşuyor. Karşımda konuşurken adam da yalan konuşuyor. Melek sen bir yalan çocuk mı doğurdun mu? Evet durdum. Ne zaman doğum yaptın? Bir yıl önce. Bir yıl önce doğum yaptın. O çocuk nerede? Sen nedir?
Hayır, Esenyurt neydi? Kaynarca'da Yeşim ablada. Kaynarca'da Yeşim ablada. Kim bu Yeşim evet. abla? Niye çocuğuna Yeşim bakıyor? Ben... He canım. Abla bak, benimki biraz zor. Bak, Yeşim abla hakkında... Dur, Melekciğim bak, sakin ol. 1,5 yıl önce doğum bak, yaptın. Bak, kız mı doğurdun, evet. erkek mi doğurdun? Erkek doğurdum. Erkek doğurdun. Evet. Şu anda Kaynarca'da, Yeşim'de. Evet. Hastanede mi kim doğum yaptın? Kim bu Yeşim? Soyadı ne? Soyadı. Arkadan tüyo veriyorlar. Anneciğim. Efendim ablam. Ha, Yeşim'in soyadı ne? Soyadını bilmiyorum. Yeşim senin çocuğuna neden bakıyor? Benim çocuğumdu. Beni elimden aldı. Ben hastanede durdum. Bak abla, ben konuşacağım, sen duy. Tamam. Belki hangi sen, hastanede seni doğurdun? Seni ben çok seviyordum. Lakin sen böyle haksızlığa arkadan geçiyorsun. Senden kızdım. Melekciğim bak, benim böyle anlamam mümkün değil. Tek tek gidelim. Hangi hastanede doğum yaptın? Kartal yeni açılan hastanesi'de. Ne hastanesi? Yeni açılan hastane. Tamam, ben onu deşifreden çözerim. Tam doğum tarihini hatırlıyor musun? 26 Üçüncü, Ekim'de. Peki. Ekim değil. Türkçe'de ne diyor? Türkçe'de Yeşim, söyleyemiyor. Melek, yavaşça söyle. Bak, abla. Yeşim çocuğu senden nasıl aldı? Ben kaçaktım. Evet. Ablam, bak. Onun yanında bir kız vardı. Özbekistan. Evet. Özbekistanlı bir tane Kırgızistanlı Nülüfer degen. Onun annesi vardı. Evet. Nigara degen. Evet. Ular ben ne desem oluyor. Ben kaçak olsam da dedim ki ben yavaş kendim yavaş doğacağım. Anlat. Ben kendim doğacağım. Ben kendim namında alacağım dedim. Tamam. Sonra ben kendim namında doğacağım. Tamam, geçeceğim. Memlekete geçsem de çocuğumu da kendimle alıp götüreceğim dedim. Yeşim. Hayır dedi. Yeşim değil. Onu yapken Nigara. Nigar. Evet. Evet, Nigara. Tane diyeceğim. Tane söyle. Sonra ben tamam, o ben doğak oldu, ben gittim. Evet. Sonra benim kimliğim diye ona verdim. Yeşim, benim pardon. Benim kimliğim de vermedi. Melek, bak Melek seni... Kızın kimliğini verdi. Dur aşkım. Sonra ben şimdi kişiliğim biliyor musun ablam? Sonra ben gittim. Melek, gittim. Bu çocuğu senden çaldılar mı? Evet, çaldı. Çaldılar. Ben şimdi seni yayın ekip arkadaşlarım geliyor, Caner geliyor, seni şimdi aldırıyorum, tamam mı? Hayır. Hayır, ama sen de bunu karşılıklı konuşmam lazım. Senin çocuğunu çalan kişinin adını soyadını söyler misin? Soyadını bilmiyorum ben. Peki kara kızı, dur kara kızı niye alsın? Yani bak bir Yeşim adını veriyorsun Kaynarcalı. Evet. Tamam. Evet. Ben çünkü sana hepsini söylemedim ablam. Ne? Ben sana çünkü hepsini söylemedim. Tamam, bunların hepsini anlatabilmen için benim seninle yüz yüze görüşmem lazım. Tamam. Evladına Karakız... kavuşmak istiyorsan buraya gel, oldu mu? Şimdi Caner Esenyurt bölgesinde. Caner alacak. Kara kız. Haksızlarına ortadan getiriyorsun. Ben sana nasıl güveneceğim ki? Bu yalan konuşuyor. Bu yalancı. Kim yalancı? Gerçek ismin neydi? Sen ekmekle geçen zamanın hatırla. Melek, Melek, söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Gerçeklerde söyle. Orada hiç bana... giren yürüme. Kara kızını... Hiçbir şey anlaşılmıyor. Sen sus. Bir ikisi çocuklar... Şunu da söylemek istiyorum. Sanırım bu çocuklar yanlarında 18, 6, 2 yaş ve 5 aylık Aysel bebek var. Aysel Güngör.
ve oturma izni olmayan bir kadının yanında aslında bunlar. Adam anneanne var mı orada bilmiyorum. Şu anneanneyi bir alabilir miyim telefona? Aile Bakanlığı'na seslenelim. Anneleri göz altında ve 5 çocuk burada melek tarafından sanırım bakılıyor. O yüzden de isyanı var. Anneanne, hemen anneanne diyorum. Kara kız, anneanne deyince aklıma annem geliyor. Kara kız hanım, tekrar alacağım. Şimdi Caner gelecek oraya. En azından meleği bir teslim etsinler. Sana ne diyor? Sen onun dilinden daha iyi anlıyorsun. Kaç anlıyorum. Yaşında melek? 30 falan. 30 yaşında. 31 falan. Onun da bak mesela bir çocuğu var. Çocuğu ondan alınmış. Telefon hattındaki beyefendi duruyor mu? Durmuyor. Mesela çok önemli bir ihbarda bulundu. Ben bu kızla beraber oldum. Bu kız bana söyledi. Ben böyle bir şeyi unutmadım dedi. Şimdi de kara kız. Efendim? Şimdi Caner geliyor. Sen meleği bir Caner'e teslim eder misin? Bir onunla görüşme yapmam lazım. Efendim? Meleği Caner'e teslim edeceksin, tamam mı? Tamam gülüm, gelsin. Ben tutmam ki çocuğu. Tamam. Sen bu meleğin çalınan çocuğuyla ilgili ne biliyorsun? Vallahi ben bir şey bilmiyorum gülüm. Hem bir şey çocuk doğurmuş, ondan haberim yok. Aa, şimdi çıktı piyasaya çocuk. Vereyim ondan görüşün gülüm. Tamam, tamam gülüm, verme. İsmail'i tanımıyorsunuz. İsmail'den bir çocuk dünyaya gelmiş. 5 aylık. Kim bakıyor ona şu anda? Artık. Çocuklara kim bakıyor şu anda? Şu anda çocuklara kim bakıyor? Ben bakıyorum, bu çocuk bakıyor abla. Çocuk dediğin melek kaç yaşında? Evet, evet melek. Kaç yaşında? Melek, koca karı, ben ne bileyim kaç yaşında gülüm. Çocuk diyor. Gülüm. 30 yaşındaymış yani, o bakıyor. Kaç yıldır Aysel'lerin evinde melek? Bildiğin bir kadarıyla. 1,5 falan ha? Galiba. 1,5 yıldır. 1,5 yıl önce de doğum yapmış. O çocuğu da vermiş. Peki melek geldiğinde onu teslim edersiniz. Bir de işin içinde çocuk verilmesi, çocuk satışı da çıktı. Yes. Yabancı uyruklu bir kadın çocuk dünyaya getiriyor. Kaynarca'da verilmiş. Sen bunu biliyor muydun? Aha, biliyorum. O çocuğu kim verdi onu biliyor musun? Kime? Bu çocuğu kim verdi? Onu bilmiyorum tam detaylı. Aysel abla ilk geldiğinde tutturdu. Esrar Erol'la konuşacağım. Ne konuşacaksın? Meleğin olayını konuşacağım. Melek hamile miydi oraya geldiğinde? Kendi ayaklarıyla bilmiyorum ben geldi. Tam. Neyi sordunuz siz? Melek orada acaba çalışırken bir mağduriyet yaşadı hamile kaldı. Hamile değilmiş galiba. Şu 3 aydır orada beraber. Ha, Aysel aslında programa çıkmayı mı planlıyordu? Evet. Meleğin çocuğun bulunması evet. Konusunda. Hı-hı. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu kader gene değişmezdi. Şu diyorum ya bak şu ihbar attı var ya. Ya oraya ihbar attın şu mesajlar düşecekti. O Aysel oraya çocuk aramaya geldi. Ne kadar gençlerin hayatını, genç kızların hayatını nasıl karartıyor diye ortaya çıkacaktı. Mutlu musun? Çok. Hı? Çok. Yani en azından adaletin yerini bulması konusunda itirafçı oldun, itiraf ettin, her şeyi ortaya çıkardın. Dün evet. Korkuyorum dedim, bugün böyle bir korkun. Asla. Kaygın yok. Bu dünyada en kıymetli ve en güvenilir insanların ailemiz olduğunu anladın mı? O gelsin. Annem sadece o kadar. Anne. Bana hep sorulan bir soru var. Nasıl bu kadar sabırlısın diye. İnanın tüm sabrımın sebebi şu finalde yaşayacağım an için. O yüzden bu kavgalardaki duymuyorum, görmüyorum. Gerçekler ortaya çıksın, şu kavuşma yaşansın diye sabırla kendimi tutuyorum. Bu da benim hayattaki en büyük motivasyonlarımdan biri. Cuma günü buradan sana sarılması için yalvarıyordun. Bugün kendisi koşarak geldi. Evet. Aile her şeydir. Bizim sığınağımızdır. Bizim savrulmamızı önler.
böyle oradan oraya bize zarar verilmesini önler. Ailemiz, yuvamız bizim için çok kıymetlidir. Onlardan uzaklaşmamak evet, gerekiyor. Evet, Esra Hanım. Yarın devam edeceğiz, daha bitmedi. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Annelere sesleniyorum özellikle. Çocuklarınız, aileniz içerisinde bir fırtına oluştuğunda korkuyorsunuz ve sanıyorsunuz ki çaresizim ve yalnızım. Görüyorsunuz ki yalnız değilsiniz. Biz sizi bekliyoruz. Hatta yarın bununla ilgili hashtag de açalım. Siz yalnız değilsiniz, yeter ki cesaret edin. Zeynep anne ve annelerim gibi evlatlarınızın arkasında olun ve mücadele edin. Biz sizin için burada hazırız zaten. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.